Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sunar. Heyecan onda, coştu onda iddia. İddia. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 8 Kasım 2022 Salı günündeyiz. Saatlerimizde 7.03'ü gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Süper Lig'de 13. hafta dün oynanan iki karşılaşmayla birlikte geride kaldı. Lider Fenerbahçe Sivas Spor'u konuk etti. Zorlu bir maçtı Fenerbahçe adına. İkinci yarının başında skor henüz 0-0 iken Salih Civertler 10 kişi kaldı Batu Şahin atılmasıyla birlikte. Ama maçı kazanmasına bir de 55'te Alioski'nin düşürülmesiyle bir penaltı kazandı Fenerbahçe ve Valencia'nın golüyle 1-0'a geçtiler. Ve ikinci yarıda da bir kişi eksik olmalarına rağmen Sivas Spor'u kalelerine pek fazla yaklaştırmadılar. Resmi istatistiklere göre Sivas Spor'un ikinci yarıda sadece 2 şutu var. Rakip ceza sahasında çok fazla topla buluşamadılar. Çok fazla tehdit üretemediler. Fenerbahçe çok iyi bir savunma yaptı. Bunu da oyunu geride kabul ederek değil, ön tarafta pres gücünü yükselterek de başardığını söylemek gerek. Fenerbahçe bu galibiyetle birlikte puanını 29 yaptı. Haftanın tabii ki lideri. Özellikle diğer maçta en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin Başakşehir Hatay Spor'la 3-3 berabere kaldı. Hatay Spor Volkan Demirel yönetiminde maçın ilk yarısında 1-0'a geçmeyi başardı. İlk yarı bu skorla da önde kapattı. Başakşehir bir karşılık verdi. 60'ta Bertrand Traore, 65'te Alex için golleriyle 2-1'a geçtiler. 75'te El Kabi 2-2 yaptı. Zeliu 81'de 3-2 ve 90+1'de Serdar Güler'in golü Başakşehir'e bir puanı kazandırdı. Hafta dediğim gibi Fenerbahçe 29 puanla lider. En yakın rakibi Başakşehir 24 puanda. Aynı puandaki Galatasaray yine averajda 3. basamakta yer alıyor. 23 puanlı iki takım var. Adana Demirspor 4. Kayserispor 5. basamakta. 22 puanlı Beşiktaş 6. yine aynı puanda averajla Trabzonspor 7. sırada. Konyaspor'un 21 puanı var. 5 maçtır kazanamıyorlar. 8. sıradalar. Antalyaspor 3 maçtır kazandı. Puanını da 16'ya yükseltti. 9. aynı puandaki Alanya 10. sırada. Gaziantep 11. 15 puanla aynı puandaki Kasımpaşa 12. 12'şer puanlı 3 takım var. Karagümrük, Ankara Gücü ve Giresunspor 13, 14 ve 15. basamaktalar. Küme düşme hattının hemen üzerindeler ve küme düşme hattı da şu takımlardan oluşuyor. 11 puanlı Hatayspor 16. 10 puanlı Sivasspor 17. 8 puanlı İstanbulspor 18 ve 6 puanlı Ümraniyespor da 19. basamakta yer almakta. Birazdan Fenerbahçe Sivasspor maçıyla değerlendirmelerimize başlayacağız. Diğer gündem maddelerini de hızlıca söylemeden önce bir de dün Vallecano Real Madrid maçı vardı La Liga'da. Real Madrid bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. 3-2'lik skorla kaybettiler. Onlar da 1-0 geriye düşüp 2-1 öne geçtiler. Tıpkı Başakşehir'in yaptığı gibi ama maçı da kaybettiler. Özellikle 10 kişi kaldı Vallecano ve 10 kişi gol buldular penaltıyla. Bu da biraz Fenerbahçe maçına benzemiş. Orada Real Madrid liderliği de Barcelona'ya kaybetti. Ve diğer gelişmeler dedik. Trabzonspor'un Avrupa Konferans Ligi playoff turundaki rakibi de belli oldu. İsviçre temsilcisi Basel'le eşleşti. Bordo Mavili ekip. Basel son yıllarda çok güçlü bir ekip değil. Bayağı bir kan kaybettiler. Ligde de şu aşamada pek iyi durumda değiller. Bu eşleşmeyle ilgili program için elbette konuşacağız. Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde ve tabii ki Trabzonspor'da mücadele ettiği Konferans Ligi'nde de diğer eşleşmeler belli oldu. Dev karşılaşmalar var. Dün öğlen biraz hat-trick'te konuştuk. Programda da bilgileri sizlere aktaracağım.
Ve Beşiktaş oyuncularının sağlık durumuyla alakalı açıklamalarda bulundu. Raşit Gezal, Masuaku, Joseph, Rozier ve Berkay Vardar. 5 isimle ilgili sakatlık açıklaması geldi. Bu oyuncular Dünya Kupası öncesi son Antalyaspor maçında ve kupadaki Serik maçında forma giyemeyecekler. Bunu da hatırlatmış olalım. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. ...7.15 saatlerimiz Fenerbahçe-Sivas Spor maçıyla başlangıcı yapacağız. Dün pek fazla aslında futbolu konuşacak bir karşılaşma olmadı. Genelde faullerin ön plana çıktığı, sertliğin ön planda olduğu. Özellikle ikinci yarı 11-10'a dönünce Fenerbahçe'de savunmanın dozajını bir hayli arttırdı. Sivas Spor'da ilk yarının ikinci bölümündeki etkinliğinden çok uzakta bir görüntüydü. Aslında sayısal olarak üstünlüğü vardı ama sanki bir kişi eksik taraf Sivas Spor'muş gibi. Belki yani öyle biraz abartarak da söylerim elbette. Oyun oynandı ikinci yarıda. Sivas Spor'un istatistiklere yansıyan sadece iki şutu var. Koskoca ikinci yarıda, ki ikinci yarının başında golü kalelerinde gördüler penaltıdan. Sonrasında bir baskı oluşturmaya çalıştılar ama değişiklikler yaptırdı açılımda. Hiçbir şekilde etkili olamadılar. Maçta toplam 41 faul düdüğü çalındı. 18'i Fenerbahçe, 23'ü Sivas Spor. Fenerbahçe 5 sarı kart, Sivas Spor 6 sarı kart. Fenerbahçe'de bir de Batu Şahin'in kırmızı kartı var. Hani maç ağırlıklı olarak bu tarz istatistikler üzerinden okundu. Çok izlemesi keyifli bir karşılaşma değildi. Hakem Hüseyin Göçek'in yönetimi yine iki taraftan da gördüğüm kadarıyla eleştiri konusu olmuş. Falan maçtan başlayabilecek misin Ali abi? Yani tabii maçtan başlamaya çalışacağız. Ancak senin dediğin gibi konu bir yerde oraya doğru gidecek. Yani mecbur yapacak da o konuda çok fazla bir şey yok. Herkese günaydın bu arada. İyi günler dileyelim. Fenerbahçe'nin biraz mental ve fiziksel olarak yorulduğunu Jesus geçen hafta dile getirmişti. Bu hafta çıkardığı kadro genelde kullandığı oyunculardan oluşan bir kadro. Mesela dün biz seninle konuşurken hani Pedro, sen dedin ki görünüşe göre 11'de olur. Ama Pedro'yu mesela tercih etmedi. İlginç. Demokya maçının forvet ikilisiyle çıktı yine Batu Şahin, Valencia. Joshua King yine ortada yok. Maç kadrosunda yok. Rossi dönmüş. Lincoln sakatlanmıştı. Onun olmaması anlaşılabilir. Evet. Merkezde mesela İsmail Yüksek'i gene kullanmadı. Aynen. Arao ile Crespo'yu kullandı. Savunma hattına zaten stoperlere dokunamıyor. Kalecisine zaten dokunmak istemiyor. İrfan Can sürekli oynuyor. Fenerbahçeli oyuncularda da kolay değil tabii. Stres altındalar. Aynı zamanda hem ligi hem Avrupa'yı götürüyorlar. Üzerlerinde belli bir baskı ama aynı zamanda bu baskının getirdiği fiziksel ve mental yorgunluklar da var. O yüzden de Cesun söylediklerinin biraz Fenerbahçe'yi etkilediğini dünkü karşılaşmada gördük. Fenerbahçe'nin oyunu önceki oyunlara göre kuvvetli değildi. Fenerbahçe dün açıkçası 11-11 gitseydi de hakem performansı ya da oyuncuların işte bu kötü niyeti diyebileceğimiz davranışlar olmasa maçın genelinde yine zorlanabileceği bir 90 dakika olabilirdi. Gidişat biraz onu gösteriyor. Peki açıkçası. Bu fizikten bağımsız olabilir mi? Sonuçta mesela ilk 25 dakikada yaklaşık Sivasspor'da hiç ortalıkta yok. Yani ne topa sahip, ne pas yapabiliyor, ne rakip kaleye gidebiliyor, ne şut çekebiliyor. İlk şutu 27'de geldi. Fenerbahçe'nin de daha ilk dakikadan bir pozisyonu var. İkinci, üçüncü dakikada yine bir pozisyonu var. Aslında fena da bir baskı kurmadı o bölümde. Hani başka bir şey yok ama. Başka bir şey yok çünkü Sivasspor da çok sert de oynadı. Yani o mesajı daha ilk andan itibaren savunma bölümü özellikle Sivasspor'un mesajı verdi. Ben hani biraz rakibin oyun anlayışı temponun çok yükselmemesine de bağlıyorum. Zaten Sivasspor net şekilde temponun yükselmesini istemedi ama Fenerbahçe bundan daha iyisini yapabilecek bir takım. Sonuçta mesela Dinamo Kiev de buna benzer bir oyun oynadı. Zaten Jesus maç sonunda biz buna alışırız dedi. Bu duruma alışırız dedi. Rakibin faul yapmasına alışırız dedi. Ama mesela Dinamo Kiev karşılaşmasında daha etkili bir Fenerbahçe vardı. Fenerbahçe senin dediğin gibi şimdi Emre Mor'la bir pozisyon buldu. İrfan'la bir pozisyon buldu. Ama Sivas'ın ilk şutu 27. dakikada gelse de o dakika kadar Fenerbahçe'nin başka bir etkenliği yoktu.
Fenerbahçe Batshuayi'yi topla buluşturmakta çok zorlandı. Batshuayi oyuna girmekte çok zorlandı. Buluştuğunda da kendini çok kolay yere bıraktı ve topu kaybetti, evet, Batshuayi. Topu kaybetti. Hani Batshuayi zaman zaman bunları yapabilen bir oyuncu. Daha doğrusu performansı bu şekilde olan bir oyuncu. Bununla beraber Sivasspor da kendi adına bence beklentilerin çok altında bir oyun ortaya koydu. Hani onların da tüm maç boyunca iki tane arka arkaya gelen pozisyonu var. Yatabare ile bir de Saba'nın şutu, savunmada Serdar'dan döndü eğer yanılmıyorsam. Salay'dan mı, Serdar'dan mı, birinden çıktı. Yani ona Alioski çaktı. Gibi hatırlıyorum. Tamam, Alioski de olabilir. Üstten kornere çıkan top, evet, var. İkinci yarıda neredeyse Sivasspor'un pozisyonu yok. İki şutu var sadece. Bir kişi fazla oynarken. Bu da Sivasspor adına bir dezavantajdı. Tabii Sivasspor'un da Fenerbahçe'den farklı bir durumu yok. Onlar da kendi kadro gücü çerçevesinde, kendi kadro derinliği çerçevesinde, onlar da kendi rekabetini yaptılar Avrupa'da. Onlar da Fenerbahçe gibi grubu lider bitirdiler. Onlar da seyahatler yaptılar. Onların da ligde kendi savaşı var. Fenerbahçe'nin nasıl kendi savaşı var ligde? Sivasspor'un da kendi savaşı var. Çünkü bir türlü ligde ritim bulamayan bir takım görüyoruz. Dolayısıyla hani iki ekip de bence oyun olarak beklentilerin uzağındaydı. Bunu şu anlamda söylüyorum. Hani faullerden oyunu çıkarın, hakem kararlarından, işte oyuncuların kötü niyetinden, kendilerini yere bırakmalarından çıkarın. Oyunun akabildiği o az sürede de pek kaliteli işler yoktu oyunda. İki taraf adına da. İstediklerini yapabilen takımlar yoktu. Neticede böyle karşılaşmaları herkesin bildiği gibi genelde duran toplar, bir savunma hataları ya da işte yetenekli bir oyuncunun bir anda yarattığı bir sihir çözebiliyor ve genelde de atanın kazandığı ya da en azından kaybetmediği 90 dakikaları izliyoruz böyle kitlenen oyunlarda. Dün de bir noktadan sonra tabii çok fazla faul, çok fazla ikili mücadelede yerde kalan oyuncu, çok fazla hakemin gözünün içine bakarak bana faul çal diyen oyuncu, çok fazla itiraz. Bununla beraber maç bir noktada hakikaten böyle izlemesi çok zor bir oyun haline geldi. O ara çıkan bir kırmızı kart, daha ikinci yarının başı, acaba bundan sonrası nasıl olur diye düşünürken ve Fenerbahçe'nin golü geldi. Yalnız ben şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe'nin dün kendi standartının altında olduğunu dile getirdim. Fenerbahçe'yi böyle tetikleyecek bir şey gerekiyordu oyuncuların. Biraz daha saha içerisinde konsantre olması için. Bence o durum kırmızı kart oldu. Yani Fenerbahçeli oyuncular kırmızı karttan sonra bence daha fazla maçın içine girdiler. Burada işin hücum anlamında iyi şeyler yaptıkları için söylemiyorum. Ama Fenerbahçe bir kez daha 10 kişi kalmasına rağmen 10 kişiymiş gibi oynamadı. Ve Sivasspor da az önce senin de söylediğin gibi o sayısal üstünlüğü bir türlü sağa yansıtamadı. Yani Sivasspor'un ilk yarının sonunda daha etkili gözüktüğü dakikalar ikinci yarıda neredeyse hiç gözükmedi. Onu da Rıza Çalınbay şöyle açıkladı. Yani bu işte de doldur boşaltla olmaz. Doldur boşaltla biz bu işi gerçekleştiremeyiz. Ara ara yaptık, o zaman etkili olduk dedi pas oyununu. Hakikaten Sivasspor'da İşte bakıyorsun mesela top Sivasspor'un ayağında, artık son dakikalar, uzatma bölümü, Apindangoya mesela topu ileri doğru şişiriyor ve bir anda kayıp bir top oluyor Sivasspor için. İkinci yarı peki geneli doldur boşalt mı oynadı yani Sivasspor? Son bölümden bahsediyor. Ha, çünkü bayağı pas yaparak çıkmaya çalıştılar. Ama işte son bölümde de artık hani son bölümde ne olur? Çünkü sen biraz daha psikolojik olarak geri çekilirsin. Rakip de 1-0 maçın içinde olduğu için biraz daha senin üzerine doğru gelir, gelmek ister. Ama işte Fenerbahçe'de geri çekilmedi. Genel olarak hani yani maçın Sivas son bölümünde karşı. Top Sivas'ın ayağında değil mi? Yok, evet, Sivas'ın ayağında ama Fenerbahçe... O bölümden bahsediyoruz açılmayı. Diyor ki o bölümde doldur boşalt yaptık. O bölümde de hakikaten yaptı Sivasspor zaman zaman. Ama Fenerbahçe o kırmızı kartla beraber oyun içi konsantrasyonunu arttırdı ve baskıyı da arttırdı. O baskıyla beraber Fenerbahçe'nin savunma çizgisinin yine öne çıktığını, Sivasspor'lu oyuncuların araya koşular atmaya çalıştığını ama o koşularda da pek başarılı olamadıklarını, iyi pas gelemediğini, oradaki koşuların ya da işte koşu sayısı da pek yüksek değildi ama yapılan ender koşularda da Sivasspor'lu oyuncular topla buluşmakta zorlandı. Yani Fenerbahçe
o bir kişi eksikliği ne oyunda hissetti, ne rakibin üzerine gelmesinde hissetti, ne de verdiği pozisyonda hissetti. O bakımdan bence o kırmızı kart, hani normalde tabii ki kötü bir takımın 10 kişi kalması, ama bence Fenerbahçe'nin böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Sağ içi konsantrasyonunu arttıracak bir olaya ihtiyacı vardı. Ben o kırmızı kartın oyuncuların sağ içindeki maça olan bakışlarını değiştirdiğini, biraz daha yükselttiğini düşünüyorum oyuncuları. Bir de bunun yanında tabii kırmızı karttan kısa bir süre sonra 1-0 öne geçince o morali de buluyorsunuz. Hani bu maçı kazanabilirim düşüncesi de geliyor oyunculara. O da ekstra bir moral oldu. O da bir güven verdi. Gol de Fenerbahçe'ye güven verdi ve Fenerbahçe hani sıkıntılar yaşayabileceği, saha içinde sıkıntı yaşadığı, kendine ters gelen Fenerbahçe 6 maçtır Sivas Spor'u mağlup edemiyormuş. Ki Sivas Spor'a kaybettiği bir karşılaşma Fenerbahçe'nin belki kaybettiği bir şampiyonluktu. O 6 maç içerisinde öyle bir mücadele de var. İşte kendine ters gelen, maç içerisinde terslik yaşadığı, pek gününde olmadığı, yorgunluk olduğu, oyuncuların performansının yüksek olmadığı bir mücadelede kazanmayı bildi. Fenerbahçe açısından çok değerli galibiyet. 5'te 5 oldu. Şimdi Fenerbahçe bir hafta dinlenecek. Mesela Giresun Spor maçı böyle olmaz Fenerbahçe için. Fenerbahçe biraz daha bildiğimiz kimliğine yaklaşır. Cumartesi 17'de bu arada. Cumartesi 17'de doğru. Karşılaşma. Neticede Fenerbahçe için zor şartlarda kazanılmış bir 3 puan oldu. Sivas Spor daha iyisini yapabilir miydi? Bence yapabilirdi. Ama Sivas Spor'da da hani genel anlamda ön plana çıkmasını beklediğin bazı oyuncular pek ön plana çıkmadı. Mesela Sabah bir pozisyonda etkili. Galiba aslında pozisyonların içinde ilk iki pozisyonda pası veren Yatabara'ya o, evet, şutu çeken de o. Pası veren o. Ama mesela Sabah'a eşlik edecek bir oyuncu pek bulamadı. Gradel Ferdi karşısında bence ezildi. Evet. Ferdi çok deliydi. Birkaç iyi hareket yaptı ama Fenerbahçe adına da Osayi girdikten sonra daha etkiliydi bence Gradel. Yani Ferdi sola geçti, Osayi'yle eşleşti Gradel. İlginçtir, orada bence asıl etkisini zaten gösterdi. Gradel artık 35-36 yaşında. Ferdi bir de seninle geçenlerde de söyledik, şu an fiziksel performansını en üst seviyeye çıkarmış durumda. Hatta maçın son dakikasında alıp gittiği topla da onu net şekilde gösterdi. Hemen hemen her ikili mücadelede Ferdi ayakta kalıyor. Bir de Ferdi'yi bence özel olarak tebrik etmek gerekir. Onun da sebebi şu, yani dünkü oyunda hakemle uğraşmayan, faul almaya çalışmayan, sadece düdükten sonra işine bakan yegane oyunculardan biriydi. Böyle bir oyunda Ferdi bence o hareketleriyle de çok yıldızlaştı. Yani fiziksel olarak çok diriydi, iyi işler yaptı. Fenerbahçe'nin en iyilerinden biriydi. Ama hani dünkü artık 90 dakika mı oynandı, 120 dakika mı oynandı maç bilmiyorum ama oyunda Ferdi işine bakan isimlerden biriydi. Keşke o tarz oyuncu çok daha fazla olsa. Çünkü hakikaten oyuncu karakterleri de maçın gidişatını belirliyor. Yani bazı oyuncular faul oluyor, aleyhine itiraz ediyor. Faul oluyor, lehine gene itiraz ediyor. Yani bu anlaşılır bir durum değil. Her düdükte hakeme itiraz eden oyuncu olmaz. Dün en çok İrfan Can herhalde göze battı. Valencia kendini kolay bırakma konusunda, evet, göze battı. Yani İrfan'ın bir pozisyonu var. Hani hiç top rakibin teması yok. Yere attı kendini. Evet, faul bekledi, itiraz etti. Zaten biliyor herkes hangi oyuncular olduğunu. İşte Ferdi orada ayrıldı. Biraz daha Ferdi'ye doğru gitmemiz lazım o konuda. İşine bakan oyuncu her zaman için çok değerli hale geliyor. O yüzden de hani Ferdi hakikaten bu fiziksel performansını yukarı çekince ne kadar büyük fark yaratabileceğini gösterdi. O şutu da güzeldi. Ferdi'nin kalecinin önündeyken şutu güzeldi. O gol olsaydı hani o oyunu da golle açıkçası süsleyecekti. Genel olarak benim aklımdakiler bunlar. Az önce hani Sivas Spor'un sondaki doldur boşaltıya ilgili ben şunu söylemeye çalışıyordum Ali abi. Şimdi Sivas Spor pasla çıkmaya çalıştı ikinci yarıda. Denedi duvara çarptı. Denedi duvara çarptı. Bir yerden sonra doldur boşalta geçmesi de çok anormal gelmedi bana. Demeye çalıştığım oydu. Çünkü yok yani, geçit vermiyor
Fenerbahçe. Bir şutu var 80 küsüre kadar ikinci yarıda. Saban'ın, o da ceza sahası dışından. Yani rakip ceza sahasına girmekte de zorlanıyor. O yüzden Sivas gibi bir takım da çok pasla oynamaya da alışık bir takım değil. Çünkü Sivas'ın alameti farikası daha çok geçiş oyunu, kontra, yan taraftan ortalar. O yüzden onlar da zorlandı. Bir yerden sonra o şey karıştı bence Sivas Spor'da. Onu da çok normal karşılıyorum Fenerbahçe'nin oyunuyla ilgili. Ben anormal demedim ama işte sonuç verme ihtimali düşük. İşte ama diğeri de vermedi ya. Pasla çıkmaya çalıştın. Olmadı, yapamadın yani. Herhangi bir baskı kurmadı. Fenerbahçe de geri çekilmedi. Fenerbahçe işte sonda bile Ferdi gol arıyor. Sonda bile pres yapıyorlar. Kaleciye kadar gidiyor. Valencia oyundan çıkana kadar. O yüzden bana hani anormal gelmedi Fenerbahçe. Orada belki senin dediğin gibi kırmızı karttan sonra daha da motive oldular. 11-11'miş gibi, hatta belki işte Sivas eksikmiş gibi maçın oynanmasını sağladılar. Orada gene hani Cessun yine hakemden bağımsız. Sen evet Ferdi'yi överken Cessun'u da söylemek lazım. Aynen, hakeme hiçbir şey demeden yani tüm maç boyunca, çünkü hakikaten hani izleyenler için zor bir karşılaşmaydı. İşte oyuncu, yani bu oyuncuların hareketleri ne zaman düzelecek, oyuncular ne zaman kendilerine öz eleştiri yapacak bilmiyorum ama bu her takımda çok ciddi şekilde artmaya başladı. Sürekli yerde kalıp işte kafasını tutup bir şeyler bekleyen, oyunu durduran, oyunu yavaşlatan oyuncular daha fazla eleştirilmeli. Bu konuda daha fazla gündem olmalı. Zaten biz yeteri kadar bunu dile getiriyoruz ama oyuncular pek etkilenmiyor gibi gözüküyor bu konudan. Hani Cessun yine sağ kenarında maçla alakalı olarak sakin kalıp, yani kendi takımına sinirlendiği, kızdığı pozisyonlar gene oldu. Bunu herkes gördü. İsmail Yüksel'i bir azarladı. Yani İsmail Yüksel'i fena azarladı. İsmail Yüksel'i fena azarladı. Hani İsmail Yüksel'i azarlarken ben mesela koltukta doğruldum biraz böyle bir. Hani vardı böyle yani. Bir kendime çeki düzen verdim İsmail Yüksel'i onu söylerken. İşte Batu Şua'yı biraz sitem etti oyundan çıkarken. Hani bunları Cessun yapıyor ama işte kendi takımıyla alakalı olduğu zaman bu normalde belki negatif olarak değerlendirebileceğim bazı şeyler kimseye batmıyor. Bence Fenerbahçeli oyunculara da çok fazla batmıyor Cessun'a inandıkları için. Ama mesela Cessun hakemle oynasa, rakip takımla oynasa, bir de oyuncularına böyle davransa, o zaman bence değerlendirilmesi kamuoyu gözünde çok daha farklı olur. Ya yani bu nasıl bir adam derler. Böyle şey mi olur? Geldi herkese fırça atıyor, hakeme fırça atıyor, rakibe fırça atıyor, kendi oyuncusuna fırça atıyor, taraftara ayar veriyor derler. Ama artık herhalde bu yılların tecrübesi diye düşünüyorum ben. Sanki orası yokmuş gibi davranıyor. Orası yokmuş gibi davranınca çok daha farklı değerlendiriliyor. Bence onu da hak ediyor. Çünkü dünkü karşılaşmada hani bir şekilde hakeme sinirlenebilirsin. Bak hakem Hüseyin Göçek benim biliyorsun favori hakemlerimden biri değil. Hatta ben esprisini yaparım Hüseyin Göçek'le alakalı olarak ama inanın onun için de çok zor karşılaşmaydı. Yani oyuncu hareketlerini, oyuncu tavırlarını düşünün. Onun için de çok zor bir karşılaşmaydı. Şimdi o kadar zor bir karşılaşmada hakem için senin lehine ve aleyhine mutlaka karar olacak. Dolayısıyla bir teknik adam olarak eğer böyle yapın sinirliyse orada kendini kaybetme ihtimalinde var. Çünkü saha içinde işleri iyi gitmeyebilir. İstediğin oyunu oynamayabilirsin. Ama Cessun bunu yapmıyor. Yapmadığı zaman da bence işte takımı kazanıyor. Kazanan takımı oluyor. O bakımdan da hani Cessun hem Konyaspor maçında hem de bu karşılaşmada takımı 10 kişi kalmasına rağmen hakikaten liderlik nasıl olur sağ kenarında onu bir kez daha gösterdi. O bakımdan tebrik etmek lazım. Rıza Hoca dünkü karşılaşmada yine o da bence sağ kenarında sakin kaldı. Yedek kulübesi biraz gergindi bir ara. Bir atışma girildiler, oldu diğer yedek kulübesiyle. Evet. Onu da azarladı. Yani mesela şeydi, Rıza Hoca da öyle hakeme el kol yok hareketi yapmadı. Belki onları yapsa daha da gerilebilirdi ortam. Çünkü tribünler hakikaten biraz sinirliydi. Hani neticede işte böyle ortamlarda her zaman için hayatta da öyle sakin kalabilen avantajlı ve karlı çıkıyor. Kendine biraz kredi sağlıyor. Dün de Cessun zaten çok olan kredisini daha da arttırdı. Rıza Hoca bence sağ kenarında olması gerektiği gibi durdu. Ama bu oyuncular, Mert, bu oyuncularla ilgili bilmiyorum, sen de bir şey söyle. Yani bu oyuncular, sadece Fenerbahçe Sivas Sporlu oyunculardan bahsetmiyorum. Ligde hangi karşılaşmayı izlersen yani oyuncuların bu artık net eğri oturup doğru konuşalım, birbirinden emek çalmaya yönelik hareketleri hiç hoş değil.
Maalesef. Maçın başında da Sivasspor oyunu çok fazla soğuttu. Ben şimdi İrfan Can ve Valencia'nın kendini kolay yere bırakması, faul yaptıklarında hiç dokunmamış gibi tepki vermeleri göze batıyordu. Sivasspor'lar da ilk andan itibaren oyunu soğuttu. Ali Şaşal Vural bunlardan birisiydi. Hatta işte 10 kişi kaldı, Fenerbahçe gol attı. Sonra da Altay. Ali Şaşal ilk yarıda ne yaptıysa benzerini yaptı. Mesela Ali Şaşal bir pozisyonda top kendisine doğru geliyor. Kalenin yan tarafına doğru. Topa vuracakmış gibi yapıp bıraktı avuta ve korner direğine doğru koştu. Altay ikinci yarı aynısını yaptı. Hani orada da iki tarafta avantaj elindeyken böyle şeylere başvuruyor maalesef. Hani büyük takımda olsa, dolu takımı da olsa yapıyorlar. Buna da müsaade gösterdi biraz hakem. Çok agresif mesela Sivasspor maçın başında Caner Osmanpaşa çok geç bence sarı kart gördü o agresifliğe karşı. Ki Hüseyin Göçe'yi de ben de çok eleştiremiyorum çünkü gerçekten çok zor bir karşılaşmaydı. İlk yarıda zaten çok sarı kart gösterdi. Belki 2-3 tane daha göstermesi gerekiyordu. Hı-hı. Ama onu da gösterse bu sefer diyecekler ki maçı da çığırından çıkarıyor, her şeyde sarı kart gösteriyor. Ama gerçekten çok zor bir karşılaşmaydı yönetmesi açısından. Bir de yani şöyle oyuncular korkusuzlar da. Mesela Caner Osmanpaşa sarı kart gösterdi. İtirazı devam ediyor. Devam ediyor. Valencia mesela düdükten sonra topa vuruyor. İki kere sarı kart görebilirdi Valencia. Mesela göstermedi Hüseyin Göçek. Hani, çok rahatlar. Bir de evet. Bağırıp çağırmaya devam ediyor mesela. O da çok ilginç oyuncular konusunda. Evet, maçla ilgili daha konuşacağız. 7.35 benim de notlarım var Altay'la ilgili. Ferdi'den bahsettik. Barış Ertuğ, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. ...7.43 saatlerimiz Fenerbahçe-Sivasspor maçını konuşuyoruz. Maçla ilgili ilginç enstantanelerden biri de ikinci yarının başlarında 60. dakikalarda iki teknik direktörün de bütün sarı kartlı oyuncuları oyundan almasıydı. Çok zeki hamleler. Önce Rıza Çalınbay. Gerçi Jesus da aynı anda yedek kulübesine çağırdı. Sadece 2 dakika önce girdi Rıza Çalınbay'ın yaptığı oyuncu değişikliklerinde. 3 oyuncu oyundan çıktı. İstisnasız 3 sarı kartlı oyuncusu vardı. 3'ünü de oyundan aldı. Erdoğan, Keita ve Robin Yalçın. Fenerbahçe cephesinde de Batshuayi zaten kırmızı kartı görmüştü. Geriye Emre Mor ve Crespo kalmıştı. İkisini oyundan aldı. Hatta Rıza Çalınbay daha sonrasında sarı kartlı Caner'i de çıkardı. Ahmet Musa'yı aldı. Saba sarı kart gördü. Onu da çıkardı. Anjelski'yi aldı. Hiç işini şansa bırakmadı bu konuda. Çünkü maçın gerçekten sinir katsayısı çok yüksekti. Futbolcular kırmızıya yakın gerçekten performanslar gösterdiler. Bu da bence takdir edilisi hamleler iki teknik direktör. O konuda herhangi bir sıkıntı yaşamadılar sonrasında 10 kişi kalmayla ilgili. Bence güzel bir detaydı. Örnek olacağını düşünüyorum. Şuraya çıkabilir miydi arada? Batshuayi arada çıkabilirdi. Ama Jesus biliyorsun devre aralarında çok dokunmayı sevmiyor gördüğümüz kadarıyla. Yani bunun daha önce yapabileceği karşılaşmalar vardı. Mesela bir Ren karşılaşması aklıma gelen son örnek. Ama orada da devre arası herhangi bir dokunuş yapmamıştı. Burada da yapmadı. Bizim Rıdvan Aksu yazmış Batshuayi almalıydı kenara diye. Bu kart Jesus'a yazar diye bir yorumda bulunmuş. Peki Batshuayi karta yakın hani senle onu hangi maçta konuşmuştuk? İsmail Beşiktaş maçında. İsmail Yüksek bir de Beşiktaş Alanya maçında. Aynen. Karta yatkın mı değil mi konuşmuştuk. Batshuayi yatkın mıydı sence? Değil. Ben de o yüzden hani o eleştiriyi pek haklı bulmadım. Kart da zaten bu arada doğru değil. Evet. Yani Batshuayi gördü ikinci sakat. İlkini gerçekten hatırlamıyorum. Ona da doğru değil demişler Trio'da. Şu an canlanmadı gözümde. İkinci pozisyon tabii net. Orada oyuncunun biraz abartmasıyla hakem aldı. İki faulde Ziya'ya yapıldı. Batshuayi'nin iki faulde Ziya'ya yapıldı. İlki nasıldı onu hatırlıyor musun? İlki de böyle kalabalık bir şeyde bir müdahale oldu. Ama anlatması zor. Bakman lazım ona. Gene Ziya'ydı yerde kalan oyuncu. Ama ikinci sarı kart bence de ağır bir karardı. Orada yardımcı hakemin uyarısıyla verdiğini düşünüyorum. Yani orada özetlerde çok net bir şekilde belli oluyor. Hüseyin Göçek pozisyonu görmüyor. Görmüyor. Çok uzak zaten. Koşuyor. Pozisyona. Normal şeye doğru koşuyor. Konuşuyor bir de önce galiba. Sonra konuştuktan sonra koşuyor. Öyle, direkt yardımcıyla verilen bir sarı kart. Orada Hüseyin Göçek'e çok eleştiri yapılmış ama hani yardımcının orada dahili var. Eğer bir eleştiri olacaksa ona yapılmalı. Beynin özetlerinden net şekilde görebilirler. Yalnız şunu da söyleyeyim. İnternet sitesinde yüklenen özette var mı bilmiyorum. Beyin biliyorsunuz hani maç sonu programlarında bir süre sonra özeti giriyor. O özeti ben tekrar izledim. Bir sağlam kafayla bakayım dedim maçta neler olmuş diye. Ondan sonra orada
Çok net bir şekilde Hüseyin Göçek Fenerbahçe kalesine doğru orta sahada koşusunu yaparken bir anda uyarı geliyor kulağına, duruyor. Ondan sonra koşuyor. Senin dediğin gibi çok uzakta. En az bir 30 metre var. Koşuyor. Ondan sonra kartı veriyor. Yardımcılarıyla bayağı iletişim halindeydi. Mesela bir korner itirazında ikinci yarı bir duraksadı, önce out verdi. Yardımcısıyla konuştu. Değiştirecek gibiydi. Yok, değiştirmedi. İletişimi o açıdan güzeldi. Yalnız yardımcı hakemler özellikle ikinci yarıdaki Sivas'ın atak yaptığı kanatta iki çok net hatalı offside bayrağı kaldırdı. Doğru. O performans olarak kötüydü. Hüseyin Göçe'yi ben çok eleştiremiyorum. Ama yardımcı hakemlerin özellikle o ikinci yarıda Sivas atak yaparken ki hakemin performansı bence iyi değildi. Diğeri de zaten yanlış bir sarı karta neden oldu aslında. Onların performansı bence genel olarak çok daha düşüktü. Onu söylemek lazım. Hazır hadi Hüseyin Göçek dedik. Serdar Aziz'in elle oynadığı pozisyon birkaç kez ekrana getirildi. VAR inceledi ve sonrasında açık ve bariz bir hata yok hükmüne varıp oyunu devam ettiler. Maç sonunda farklı yorumlar gördüm. Mesela Trio'da bile anlaşılamamış. Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım penaltı olmalıydı. VAR devreye girmeliydi demiş. Çünkü Deniz Çoban diyor ki bu sezon Konya Gaziantep maçında da Yevtoviç benzer şekilde müdahale etmiş, top kafasını sıyırıp koluna çarpmış. Doğal olmayan şekilde kolu genişletmiş. VAR çağırmamış ve VAR'daki Hakan Ceylan dinlendirilmiş ertesi gün. Hatalı olduğu varsayılmış. O yüzden buna da penaltı çalınması gerekiyordu diyor MHK'nin standardına göre. Ama İFAP'ta penaltı değil diyormuş. Mesela çok enteresan. Onu ayrımı nasıl yapıyorlar bilmiyorum. MHK farklı, İFAP farklı düşünüyormuş. Ajans Spor'un genel yayın yönetmeni Kenan Başaran güzel bir tweet atmış. Demiş ki hani Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım bu konularda gelişmeleri yakından takip eden hem İFAP'ın hem de MHK'nin hakemlerden ne istediğini bilen isimler. Yani önce tabii kuralı doğru yorumlamak gerekiyor. Kuralı doğru yorumlamak için de kuralı bilmek gerekiyor. Ama ben hani kendimi de buna dahil ediyorum. Penaltı konusunda o kadar kafa karışıklığı yaşıyorum ki. O kadar birbirinden bağımsız pozisyonlar aynıymış gibi gözüküyor. Sana göre bana göre oluyor ama bu işlerde hakikaten sana göre bana göre haline geliyorsa zaten bir yerde bir eksiklik var demektir. Şimdi mesela Fırat Aydın Usta penaltı değil dedi. Evet. TV8.5'ta. Çoğu öyle demiş. Bünyamin şimdi, Gözer falan. Evet, yani Fırat Aydın Us TV8.5'ta penaltı değil diyor. Trio'da da 3 hakem var. İkisi penaltı, biri değil diyor. 2-2'lik bir beraberlik var ortada. Sana göre bana göre durumu var. Ama burada kural üzerinden gitmekte fayda var. Kural ne diyorsa, MHK ne istiyorsa onu yorumlamak gerekiyor. O zaman da çok fazla söyleyecek bir şey yok. O zaman penaltı gözüküyor. MHK eğer daha önceki maçta böyle bir emsal i̇şte, karar varsa, benziyorsa MHK'nin pozisyon. MHK'nin de şöyle bir sıkıntısı var. MHK hakemlerden bir şey talep ediyor. Hem orta hakemlerden hem VAR hakemlerinden. Ama kendi içinde standartı sağlayamadığı için bu kez böyle offside'e düşüyor. Şimdi sen diyorsun ki İFAB'a göre bu tarz pozisyonlar penaltı değilmiş. Öyle demişler. Çünkü, ben okuduğumu hani, söylüyorum. Çünkü oyuncunun kafasından seken bir top eline geliyor. Çünkü dün mesela gene Rıdvan Aksu da yazmış. Ben onu da bilmiyordum açıkçası. Rakibiden gelen topla kendi takım arkadaşından gelen top arasında da ayrım varmış o konuda. Yani artık öyle bir dallanıp budaklandırdılar ki kuralları takip etmek de çok zor. Şimdi öyle olunca MHK evet bir şey talep edebilir ama talep ettiği noktada kendi standartını da sağlaması gerekir. Yani bunu diyebilir MHK. Tamam İFAP öyle ama biz öyle değerlendirmiyoruz bu pozisyonları. Hakemlerden istediğimiz bu. Bakın şu maçta böyle bir örnek olmuştu. Ayrı maçta yine benzer örnek oldu. Aynı kararlar çıktı. O zaman kimse itiraz edemez. Burada ama MHK'nin suçu ne? Mesela MHK çok net bu konuda. Hakemi de cezalandırmış. Bu hakemden de VAR'da müdahale etmesini bekliyor. Etmiyor hakem. İşte o zaman hata alıyor. O i̇şte zaman da tartışma çıkıyor. Tamam. Yani, işte o da hakemi de hatası. Bu da MHK'lik bir şey yok yine. MHK'nin suçu mu dedim? Biraz ona getirdin sanki. Yani standardı yok dedin ama hakemlerin standardı yok. MHK'nin evet, yani aslında daha doğrusu öyle. Daha doğru bir var şey, gibi duruyor. İfade öyle olur. Anlatılanlar yani orada da doğruysa. Bir şey olması lazım. Hakemlerin de benzer konularda benzer kararlar vermesi gerekir ki her pozisyon birebir kullanılacak halimiz yok. Hı-hı. Ama en azından gelişimi aynı olan pozisyonlarda yakın kararlar çıkarsa o zaman tartışmalar azalacaktır. Bir de bu penaltı pozisyonu Fenerbahçe'nin kazandığı Ali Özki'ye yapılan müdahale işte bir hesap
alkolik galiba paylaşmış. İşte müdahale aslında dışarıda, çizginin dışında çok net gözüküyor orada. Neden penaltı çalındı buna diye. Orada da hareket evet ceza sahası dışında başlıyor ama bu tarz pozisyonlarda ilginçtir. Ben de bunu yeni bu sezon öğrendim. En son müdahale yaptığın yer önemliymiş. En son ceza sahası içinde de müdahale olduğu için pozisyonun penaltı olduğu yine Trio programında söylenmiş. O konuda da herhangi bir çekince yok. Kural kitabı öyle dediği için Fenerbahçe'de penaltıyı kazandı ve başarılı oldular. Orada herhangi bir herhalde sıkıntı yok faulle ilgili. Herhangi bir hakem hatası olduğunu zaten varlık bir şey de yok. Hani biraz tabii müdahale var çok net şekilde. Hakem de sakarlık gördü. Var. Evet sakarlık var. Sakarlık var. Oyuncuyu hissedemedi. Bu arada o golde penaltının gelişiminde de ilginç oldu. İrfan Can ikinci yarıda sola geçti. Emre Mor sağa geçti. İlk yarı tam tersiydi. Emre soldaydı. O pozisyonda top İrfan'a gelince hani Emre Mor'dan top tekniği tabii ki çok daha yüksek. O ara pası da İrfan Can attı. Sol tarafta olmasının avantajı da. Koşu var. Koşu da güzel. Ama hani Emre Mor olsa Emre belki kendi driplingini düşünürdü. Kesin. Koşu da senin dediğin gibi Alioski'nin topsuz koşusu da rakibine fark attı orada. Yani kombine bir penaltı oldu Fenerbahçe adına. Evet. Şimdi aramız var. Saat başıyla birlikte döneceğiz. Yine maçla ilgili aklımda birkaç not var. Başakşehir maçında konuşacağız. Orada da maçı izleyemesek de özeti takip ettik. Maç sonu yaşananlar konuşacak konular var. Barış Ertuğ, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. ...8.01 saatlerimiz Fenerbahçe Sivas Spor maçıyla ilgili birkaç notum daha var demiştim. Onlardan biri Altay Bayındır. İlk yarıda Yatabarne'nin karşı karşıya kaldığı pozisyonda iyi bir kurtarış yaptı. Boy avantajını kullandı orada Altay Bayındır. Orada herhangi bir hatası yok ama ikinci yarı yine bir yan topta Fenerbahçe taraftarının yüreklerini ağzına getirdi. Büyük ihtimalle çok hatalı bir çıkış ve sonrasında... Topa yanılmıyorsam Ulvestad vurdu. O pozisyon gol olsa Fenerbahçe'nin korner ikinci yarı... Korner ya da duran top değil miydi? O... Duran top. Öyle bir şeydi. Duran top organizasyonu. Duran ben de tam korner mi frikik mi hatırlamıyorum ama duran toptu. Kümelendi Sivas Sporlar arka arkaya. Altay da çıktı. Topa müdahale edemedi. Zıplayamadı bile orada. Ulvestad vurdu. Gerçekten hani ikinci yarıdaki emeğine Fenerbahçeli futbolcuya yazık olacak eğer o pozisyon golle sonuçlansa. Altay hani... bir maç evet iyi performans gösteriyor ama diğer bir maç böyle sakarlıklar hatalar yapmaya devam ediyor. Yan top konusunu sürekli eleştiriyoruz. Dün de bir benzerini yaşattı Fenerbahçe. 2-3 topta da tutmak yerine yumruklarıyla evet bak o da son haftalarda çok yapıyor bunu. Evet. Özgüvenle alakalı. Avrupa maçında da yaptı. Çok rahat tutabileceği topları. Özgüvenle alakalı. Uzaklaştı. Hatta bir tanesini bu karşılaşmada ceza sahası içine uzaklaştırdı. Tam nette vuramadı. Topa eliyle. O da evet bir sorun özgüvenle alakalı olabilir. Hata yapmamak için hani elimden kayar gider diye düşünüyor büyük ihtimalle. Riske girmiyor. Ondan başka mesela Fenerbahçe penaltıyı kazandı. O penaltının kazanılmasında da Valencia'da yine kaleciye kadar yaptığı presin etkisi vardı. Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Ama o presle birlikte bir penaltı da çıkardı. İkinci bölgede yine çok fazla top orada kazandı. Uzun top vuruldu. Orta onu sahaya gitti top. Onun topladılar. Çok iyi uzaklaştırılamadı çünkü top orada. Öyle golü, penaltıyı buldular. 10 kişiyken mesela Crespo'yu oyundan çıkardı. Crespo çok gününde değildi bu karşılaşmada. Ama Crespo'yu çıkarırken ben açıkçası İsmail Yüksel'i beklemiştim. Çünkü Zayt'sın fiziksel kapasitesinin çok yüksek olmadığını biliyoruz. Bir kişi eksik. Orada ne düşündü? Belki topla daha haşır neşir bir oyuncu olsun daha rahatlatmak mı istedi orta sahayı bilemiyorum ama o tercih yaptı. İsmail'i daha sonra İrfan Can'ın yerine sol tarafta 4-4-1'in sol açığı gibi kullandı. Ondan bir pres gücü bekledi. O bana ilginç gelmişti değişiklik olarak ama çok zararını görmedi Zayt. Orta sahadayken de Fenerbahçe yine diri kaldı. Rakibine çok fazla pozisyon vermedi. Devre arası Serdar Dursun bayağı bir ısınmış. Programda da maç evres programında kuruluşta da söylediler. Orada tahminen Batshuayi oyundan almayı düşündü ama vazgeçti ya da ne oldu bilmiyoruz. Serdar oyuna girmedi. Batshuayi de birkaç dakika sonra ikinci sarı karttan kırmızı kartı gördü. Belki orada Serdar gitse bambaşka bir senaryo olabilirdi. Evet Serdar'ı unuttu aslında. Pedro'yu aldı sonra. 10 kişiyken. Yani unuttu derken son maçlarda söylüyor. Oynatmıyor. Uzun süredir oynamıyor Serdar Dursun. King de yokken bir de. Doğru. Avrupa kadrosunda yok zaten ama ligde de süre vermedi. Ligde de süre vermiyor. Ocak ayında ayrılması muhtemel isimlerden biri. En son ne zaman oynadığını ben hatırlamıyorum.
Mesela Serdar Dursun. Şimdi ki, ben de bakacağım hemen. O da oynadığı zaman biliyorsun gole yakın bir oyuncu. Her ne kadar kendini pek kabul ettiremese de. Dün öyle bir şey olmuş. Ben de devre arası izliyordum programı. En son Karagümrük maçında 2 dakika süre almış. 5-4'lük o maçta son bölümde oyuna giriyor. Ondan önce mesela 3'lük maçında kadroda ama oynamamış. Doğru düzgün oynadığı son maç ligde. Bu Konya Spor maçı 1-0 kaybedin. 59 dakika sahada kalmış Serdar. O zamandan beri de köprünün altından çok sular aktı. Fenerbahçe'nin mağlubiyeti yok mesela. Aynen öyle. O son mağlubiyet oldu değil mi? Bir de dün 10 kişiyken de kazanmayı başardılar. Kaybettiği iki maçta da 10 kişi kalmıştı Fenerbahçe. Diğeri Dinamo Kiev mücadelesiydi. 90 dakika yine yenilmemişti ama dün 10 kişi kalıp maçı kaybetmemek de önemliydi. Tabii kaybetmeyip bir de kazandı üstüne. Maç sonu yine klasik görüntüler vardı Fenerbahçe'de. Jesus döneminde artık alışkanlık haline geldi. Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasına hemen gitmiyorlar. Bir 5-6 dakika belki 10 dakika sahada vakit geçiriyorlar. Onunla ilgili de güzel bir şey okumuştum. Şöyle düşünüyormuş Jesus, mantığı şu deniyor: oyuncuların tansiyonu yüksek, maç sonu yüksek olabiliyor her maç. Tabii dünkü maç mesela o maçlardan biriydi. Soyunma odası döneminde rakiple karşı karşıya gelme ihtimalim var. Oradaki yani hırgür olmasın, gereksiz bir sarı kart, kırmızı kart olmasın, tansiyon yükselmesin diye. Hani önce rakip takım gidiyor, sonrasında Fenerbahçeli futbolcular gidip rahat rahat soyunma odasına gidiyorlar. Bunun ön planda olduğu söyleniyor. Evet. Güzel bir mantık. Bununla birlikte oyuncuların ve taraftarın en mutlu olduğu anda son düdüğün çalınıp kazanılan bir karşılaşma sonrası. Yani taraftardaki bütün stres gidiyor. Çünkü maç önü pek öyle olmuyor. Maç önü tüm takımı kucaklamak çok mümkün olmuyor. Şimdi oyuncular çıkıyorlar. İşte orada bir şey yapılıyor. Maç önü ısınması yapılıyor. Oyuncular tek tek çağrılıyor falan ama hani biraz iş o iş yalandan oluyor şey olayı. Ondan sonra tüm takımı çağırmalar o da biraz yalandan oluyor. Ama maç sonu öyle olmuyor. Yani tribünle ve taraftarla tam olarak takım bütünleşebiliyor. Tüm zaten kazanan takımlar bunu yapıyor. Yani Galatasaray da bunu yapıyor. Trabzonspor da bunu yapıyor. Beşiktaş da bunu yapıyor. O an herkes mutlu çünkü. Dediğin gibi oyuncuların stresi de o anda hatta belki yorgunluğun bir bölümü de o anda azalıyor. Çünkü hani bir mücadele vermişsin. Hedefine ulaşmışsın. 30-40 bin taraftarın var. Herkes mutlu. İşte üçlüler çekiliyor. Şarkılar söyleniyor. Orada bir stres seviyesi azalıyor. Hani dünkü maçın sonu da maçın genel stresine göre iyiydi. Yani bir anda mesela maç sonunda birbirine giren oyuncular. Yok, güzel görüntüler şey vardı olmadı. Mesela Gradel Arda Güler'le konuştu. Gradel Jesus'la konuştu, şakalaştılar. Jesus başını okşadı. Yani dünkü maçın stresi için değil mi? Güzeldi kesinlikle. Daha da hani oyuncular arasında tansiyon da gerilebilirdi. Öyle bir şey de olmadı Allah'tan. Dolayısıyla hani o son bölümler kazandığın sürece iyi oluyor. Bir de mesela bu hani sen dedin ya rakip takımla alakalı olarak bir sürtüşme olabilir. Bence aynı şey kendi takım arkadaşınla da alakalı olabilir. Doğru yani, olabilir. Böyle çok sıcakken hani soyunma odasına gittiğin zaman o pası niye verdin, niye böyle yapmadın, şunu niye söyleyebilirsin yani o atmosferde olur çünkü bunlar sporda. İşte kırmızı kart gördü Batshuayi, belki soyunma odası tünelinde bir şey olacak ama evet, rahatlamış gidiyorsun. Biraz daha rahatlamış gidiyorsun, stresini atmış gidiyorsun belli oranda tabii. Yorgunluk baki ama o da bence bir güzel bir şey oluyor. Maç sonu Jesus gitti, bütün hakem üçlüsünü tek tek tebrik etti. O da mesela Galatasaray spor maçı sonrası işte Mertens mesela eleştirilmişti bu konuda. Hani böyle bir karşılaşma sonrası niye hakeme gidip tebrik ediyorsun? Doğrusu bunlar Jesus'un yaptığı, Mertens'in yaptığı. Hatta Seferovic galiba o karşılaşmada oynayıp benzer şey yapmıştı. Bunlar bence güzel. Maçta yaşanan maçta kalır. Maç sonu gidip elini sıkmakta ben herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Jesus da bu konuda bütün herkese ders vermeye devam ediyor. Mesela bir dinleyicimiz demiş ki haksız kırmızıya rağmen hakeme değil kendi oyuncusuna kızdı. Okan Hoca örnek alsın demiş Okan Buruk. Mesela o da ilginç bir kareydi. Kafasını gösterdi Jesus Batshuayi. Hakkını kullan dedi. Hani niye hakeme bir malzeme veriyorsun sarı kartı göstermesi için? Hakeme herhangi bir itiraz gelmedi Jesus'tan. Bu da yine çok doğru bir hareketti. Belki biraz Batshuayi'ye
fazla gelebilir bu hareket, hani kafanı kullan. Ama Batshuayi de pişmandı. Maç sonu paylaşımı da güzeldi. Takım arkadaşlarımı yüzüstü bıraktığım için özür dilerim. Hani hakemin hissi yok Batshuayi'nin maç sonu paylaşımında. O da bence güzel. Fenerbahçe hani bu açıdan çok iyi bir sınav veriyor ama işte bazı futbolcular ve taraftarın bir kısmı da hala hakemle oynamaya devam ediyor. O konuda çok fazla bir gelişme yok. Yani ilk yarı biterken hakemle oynayan bütün stat inledi. Öyle, yorumcular öyle. Yorumcular da yani. Dünkü maçın evet birkaç pozisyonu var. Maçı izliyorlar ama maçı hangi gözle izliyorlar, nasıl izliyorlar anlamak mümkün değil. Bir kere takıldığın zaman o şekilde devam ediyorsun. Dün mesela bir arkadaşım beni ilk 52 dakika içerisinde 3 kez Valencia yüzünden aradı. Bir takılmış Valencia'ya. Ya tamam anladım dedim yani. Okey, sinirlendin de yani o gözle izlersen bir şey olmaz, oradan bir şey çıkaramazsın. Tamam, Valencia dün kendini yere bırakma konusunda abartılı bir 90 dakika 100 dakika oynadı anlıyorum ama hani tamam ne yapabiliriz? Artık yok, yapacak oraya, bir şey oraya yok. Çok fazla takılma. Son maçlarda yalnız çok arttı Valencia'nın. Sene başı bu kadar değildi. Valencia sene başı işte çoğu kafa topunu alıyor, ayakta kalıyor, topu tutuyor. Fenerbahçe sezon başı mesela daha fazla uzun top oynuyordu. Hala oynuyor ama sezon başı dikkat edersen bence biraz daha fazlaydı Salah'ın pasları. Yorgunluk mu? Valencia'daki mi? Sanki. Olabilir. Çünkü sezon başı ben bu kadarını hatırlamıyorum Valencia'da. Hatta daha çok ayakta kalmasıyla, o topları almasıyla övüyorduk. Şimdi en ufak müdahalede o da kendini yere bırakıyor. Bir de Dünya Kupası var. Ener Valencia öyle tabii ki grup aşamasında elenir elenmez bilemiyorum. 33 34 mu? Yaşı mı? Valencia'nın en az bir 33 olduğunu düşünüyorum. Dün maçtan sonra Dünya Kupası'nı sordular yayıncı kuruluşta. 33 yazıyor evet şu anda. O da dedi ki hani şu an Fenerbahçe'nin bir sonraki maçını düşünüyorum. Sonrasını bakacağım dedi Dünya Kupası ile alakalı. Maç bakıyor işte. Tabii şimdi Dünya Kupası ile ilgili bir şey söylemedi çünkü o soru şöyle geldi. İspanyol gazetelerinde seninle ilgili olumlu şeyler çıkıyor. Ekvator milli takımında dikkat edilmesi gereken oyuncu diye. O da o konuyla ilgili neredeyse hiç yorum yapmadı. Önce bir maçı kazanalım ondan sonra bakacağım dedi Dünya Kupası'na. Onlar da Katar'la açılış maçını oynayacaklar. Evet. Katar-Ekvator maçı olacak. Bizim için de öyle bir izlemesi keyifli olacak o karşılaşmayı. Tabii yani Valencia'ya yük bindi. Çok da iyi bir sezon geçiriyor. Kariyer sezonunda geçiriyor Valencia. 11 mi 12 mi oldu? 12 oldu dünkü 12 penaltıda. 5'i penaltıda evet. Oldu. 4'üydü 5'i oldu. Yüksek bir sayı 12 gol Valencia için. O da yani kariyerin artık son döneminde bir Dünya Kupası oynayacak. Formda da gidiyor ama biraz bu yaşta da bir de eforlu oynayan bir oyuncu, unutmamak lazım. Evet, dün eskici de çok koyan yüksekti. Çok fazla çalım deniyor. Aynen. Bazen gereğinden fazla topu ayağında tutuyor ama ona özgürlüğü vermiş Jesus. Bir de şimdi az önce gazete manşetleri televizyonda önümden geçiyordu. Jesus'un maç sonu bu yere düşmelere, her yere düşmeye faul çalmasın hakem. Hem bizim adımıza söylüyorum bunu hem rakip adına dedi. O da oyunun akmasının tabii futbol için çok daha iyi olduğunu düşünüyor. Dünkü karşılaşmada evet hatası oldu Hüseyin Göçek'in ama maç da sertti. Yani faul sayısının bu kadar yüksek çıkması da çok anormal değil. Hakem gereksiz fauller çaldığı için bu kadar yüksek çıkmadı. Maçın şeyi sertti, gidişatı evet, işte, sertti. Bakıyorsun şimdi mesajlar geliyor. Ona ne diyorsunuz, buna ne diyorsunuz? Bir şey söylemeyecek misiniz? Şeyle alakalı olarak. Serdar Aziz. Hakem kararlarıyla alakalı olarak. Ama tekrar söylüyorum. Hani dün iyi niyetli oyuncu sayısı azdı. Faal alma konusunda, faal yapma konusunda. Bu hakemin bence işini en çok zorlaştıran faktör. Ben hakemi gerçekten hani vücut dili, özgüveni beğendim. Hani belki bu garip gelecek insanlara ama biri de şey yazmış, pozisyonlara çok uzak kaldı, temposu yüksek olmadığı için, o yüzden yardımcı hakemle çok fazla iletişime geçti. Onu da doğru bir tespit gibi gözüküyor şimdi geriye bakıp düşününce ama her pozisyonun yakınında da olması mümkün mü mesela taç çizgisine yakın 25 pozisyonda? 25 kilometre koşman lazım o zaman. Çünkü bir çapraz hakemlerin kollaması gereken noktalar var işte. Yardımcı hakemin olduğu yere çok fazla gitmeyip aynı. Diğer çaprazları kullanıyorlar bildiğim kadarıyla, en son bir şey değişmediyse hakemlikte. O yüzden hani oralara uzak kalması da çok çok anormal değil. Ama biraz daha temposu yüksek olabilir miydi? Olabilirdi. Yaşı da var Hüseyin Göçek'in. Fizik olarak da biraz sanki kilolu gözüküyor. Ama genel vücut dili baskıdan çok fazla etkilenmemesi dünkü karşılaşmada benim hoşuma gitti. Hatta yani bu kadar tezahüratı da duyunca bayağı şaşırdım. Sonra baktım Sivas Spor ya da
Fenerbahçe'nin rakibi olan taraftarların da bir isyanı vardı. Yani iki takımın da, iki tarafın da diyelim, çok büyük zaten isyan oldu. O yüzden oldu. Rahat olmak lazım. İki tarafta isyan ediyorsa, herkes isyan ediyorsa, çünkü Fenerbahçelilere göre çok kötü yönetti. Beşiktaşlara ve Galatasaraylılara göre de çok kötü yönetti. Aynen. Maçı. O kadar. Sivas Spor, bak söylemedim bile. Aynen. Sivas'a girmedik. Sivas'a girmedik. Kırza Çalınbay da beğenmiş bu arada. Hakem penaltı pozisyonları hariç, ki orada penaltı olduğunu söyledi oyuncularım diyor. Ama onun haricinde hakem yönetimini beğendim diyor. Bence de yani bu maça göre Hüseyin Göçek en son konuşulacak konulardan biri. Murat Fevzi Tanrılı bizim arkadaşımız. Esport'un da yorumcusu. Eski bir hakem. Hürriyet'te güzel yazılar yazıyor. Hakem camiasıyla alakalı olarak, güncelle alakalı olarak. O benim Hüseyin Göçek esprilerimi biliyor. Geçen cumartesi buradaydı. Bana şunu söyledi. Bu sezonun en formda hakemlerinden biri dedi. Beğeniyor. Evet. Ona dikkat et dedi. Öyle eskisi gibi değil dedi. Formda dedi. Valla ben de beğendim yani genel olarak. Ondan sonra ben de güldüm tabii falan. Birkaç espri daha yaptım. Murat Fevzi'ye. Ama tekrar söylüyorum. Hani işte maç bitti. Ya da maç sırasında Fenerbahçeliler diyor ki işte Fenerbahçe'yi durdurmak için sahaya çıkmış kötü niyetli, art niyetli diğer taraftarlara bakıyorsun, Beşiktaşlılara, Galatasaraylılara, işte Fenerbahçe'nin hakemi Fenerbahçe formasını giymiş maça çıkmış, böyle şey mi olur? O zaman gönlüm rahat oluyor benim. O zaman içim rahat oluyor. İki tarafta böyle şeyler düşünüyor, böyle şeyler yazıyorsa içim rahat oluyor. Dün yönetmesi zor bir karşılaşmaydı. Bir kere daha altını kalın kalın çizelim. Oyuncular iyi niyetli değildi. Maç sertti. Kendini yere atan, böyle üzgün gözlerle faul bekleyen çok oyuncu vardı. Hüseyin Göçek de bu şartlarda elinden geleni yaptı. Hatalar yaptı mı? Yaptı. Yaptı canım. Yapmaz mı bu kadar temasın olduğu yerde? Yaptı. Yaptı. Hatalar yaptı. Ama öyle sizin kurduğunuz senaryolar değildi. Artık bir karar verin zaten, hakemler kimi şampiyon yapmak istiyor. 14. haftaya geldik. Bir karar verirse futbol kamuoyu bu hakemlerin kimi şampiyon yapmak istediğine yönelik biz de biraz rahatlayacağız. Önümüze bakacağız. 8-17 bir mesaj okuyup hemen reklama gideceğim. Emin Işık dün Fenerbahçe yaklaşık 50 dakika bir kişi eksik olmasına rağmen Sivas Spor'dan daha fazla koşmuş. Bu konuda ne diyorsunuz demiş. Evet, o istatistiği ben de gördüm. Yaklaşık 1 kilometre daha fazla koşmuş. Fenerbahçe fizik olarak zaten çok diri. Son bölümlerde çok büyük problemler yaşamıyor. Bunu istatistik olarak da paylaştık. İşte attığı gol sayısı 20, yediği gol sayısı 2 dedik. Dün de bir kişi eksik olmasına rağmen son 15 dakika, son 30 dakika hiç problem yaşamadığı için savunma kısmında. Bana çok şaşırtıcı gelmiyor. Sivas Spor'da genel olarak yaşlı bir takım. Kadro derinliği çok daha düşük. Oyuncuların üzerine daha çok yük bindiği için çok anormal bir şey yok. Jesus bunu Fenerbahçe adına bence normalleştirdi. Diyelim, araya gidelim. Aradan sonra da Başakşehir maçını konuşalım. Orada da sürpriz bir puan kaybı geldi. Maçın senaryosunda da ilginç anlar var. Onları değerlendireceğiz. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda. ...8.22 saatlerimiz... ...şimdi Hatay Spor Başakşehir'den bahsedelim... ...tabii dünkü Fenerbahçe Sivas Spor maçıyla... ...aynı saatteydi, karşılaşmayı takip edemedik... ...özeti... ...takip ettik... ...özette keyifli bu arada bayağı yani 6 gol var... ...direklerden dönen... ...karşı karşıya kaçan pozisyonlar... ...hatalar... ...sonucu belirledi bir anlamda... ...Başakşehir için... ...ilk golde Ömer El Şahiner'in çok büyük bir hatası var... ...topu kalecisine geri pas oynamaya çalışırken... ...Bertu araya giriyor... golü atıyor. Diğer golde 2-2'ye getiren gol LKB'nin attığı. Orada da yine Volkan Babacan topla çıkmaya çalışırken LKB'ye çalım atmaya çalıştı. LKB araya girdi. Sonrasında top yine kendisinde kalınca golü de atmayı başardı. Maç 2-2'ye geldi. Ve 3. golü aslında işte Galatasaray Beşiktaş derbisinden sonra o 5 saniyenin önemi paylaşım vardı Tayfur Bingöl'ün. Adeta ona nazire yaparcasına bir gol attı Hatay Spor. Top 5 saniye bile değildi aslında. 5 saniye bile değil orada. Saniyelik, saliselik. Aynen. Bir hamle. Top Başakşehir oyuncudan taca çıkıyor. Volkan Demirel'in eline geliyor tesadüfen. O da hemen oyuncusuna veriyor. Oyuncusuna da işaret ediyor. Ona at hemen hızlıca diye. Oyuncusu hemen takım arkadaşına atıyor. Robbenisi'ye ve hızlı gelişen atakta Hatay Spor golü buluyor. Tabii Tayfur'un pozisyonu birebir aynı değil. Yani Tayfur orada topu alsa öyle bir kontra şansı vesaire yok. Bu genel olarak o mantığa katılmakla birlikte çok önemli taçlar bazen ama her zaman da değil.
Tayfun o pozisyonu kaleye mesela çok uzaktı. Öyle herhangi bir dengesiz yakalama durumu söz konusu değildi. Ama verilen örnekleri de anlayabiliyor mesela. Dünkü örnek o açıdan güzel bir örnekti. 3-2 öne geçti. Aslında Hatay için çok güzel bir 3 puan olacakken son bölümde Serdar Güller'in golüne engel olamadılar ve 1 puanla ayrıldı iki tarafta. Aslında Fenerbahçe maçında biz gollü bekliyorduk. Başakşehir maçı dün yazmış Mehmet Ünlü. Başakşehir maçı daha gollü, daha yüksek tempoya çıkan bir karşılaşma olmuş. Özete bakınca tabii. Başakşehir galip de gelebilirmiş. Çok basit hatalar yapıyor. Hücumda Münir'le goller kaçırıyor. Direğe nişanladığı bir pozisyon var. Karşı karşıya kaçırdığı var. 3-3'ten sonra yine kaçırdıkları bir pozisyon var. Ama işin savunma kısmı ilk defa error vermiş Başakşehir cephesinde. Emre Belözoğ ilk kez 3 gol görmüş Başakşehir maçında. Evet. Biraz kendi kendine edip bulduğu bir karşılaşma olmuş Başakşehir'in. Anladığımız o. Sen söyledin hani şimdi 2 gol çok büyük bireysel hata. Aynı maçın içine sığıyor. Öteki golde Volkan Demirel'in asisti yapması yine Başakşehir için ekstra denilebilir. Normalde zaten 3 gol attığın bir deplasman karşılaşmasını kazanırsın Süper Lig'de. Ama dün o hatalarla beraber Başakşehir beraberliğe razı olmuş. Neden 3-3 bittiği de zaten orada gizli. Normal şartlarda Hatay Spor'un öyle bir gücü yok Başakşehir karşısında. 3 tane gol atacak ama işte bazen bireysel hatalar böyle üst üste geldiği noktada çok da fazla yapabilecek bir şeyiniz olmuyor. Belki Başakşehir'i de rotasyon yapsa da Fenerbahçe Sivas'a benzetebiliriz. Sonuçta onlar da bir Avrupa macerasından geçtiler. Ligde zorlu karşılaşmalar oynadılar. Bir zorlu maçları daha var. Şimdi hafta sonunda Galatasaray'la ama ne oldu? Hani Hatay kolay bir deplasman diyemem. Ancak beraberlik Başakşehir'in hani Galatasaray karşısındaki işini biraz zorlaştırdı. Burada kazansa Galatasaray önünde bir beraberlik yeterli olurdu Başakşehir'e. Çünkü Beşiktaş'ı mağlup ettiler. Fenerbahçe'ye kaybettiler. Hani Galatasaray karşısında bir beraberlik en azından ikinci yarıda dengede tutma açısından rahatlatırdı Başakşehir'i. Şimdi olası bir mağlubiyette iş biraz daha negatife döner. Galatasaray adına da pozitife döner. Öyle bir dengesi vardı bu Hatay mücadelesinin. Bunun yanında Münir'in dün hani izlemedik maçı ama çok etkili bir oyun ortaya koyduğu gözüküyor. Özellikle bir pozisyon var. Böyle sol taraftan yağ gibi akıyor. Okaka ile bir verkaç yapıyor. Orada kalecinin üzerine vuruyor. Aslında sağa verse bomboş orada bir oyuncu var. Müthiş bir gol atacak Başakşehir. Kaleye gidecek değil mi? Evet. Bomboş kaleye vuracak. Orada vermiyor pası. Kendi vuruyor ve top kalecinin üzerine çarpıyor. Bunun yanında yine ayağıyla uzak köşeye vurduğu bir plase var ki o da direkten dönüyor. O da iç tarafına çarpıyor bir de direği. İçine çarpıyor hakikaten. O da çok güzelmiş. İşte hani Okakası var. Şiş girmiş oyuna. Bir tane topukla vuruyor orada. Rakip savunmacıdan dönüyor. Traore giriyor. Güzel oynuyor, gol atıyor. Beşiktaş attığı gibi kapalı şeye vurmuş. Yakın köşeye vurmuş. Onu kurtarmak daha da zor oluyor kaleciler için. Görmek çok kolay olmuyor o tarz topları. Arda da bunu yapıyor. Kaleciye fake atıyor. Hiç hamle bile yapamıyorlar o şutta. Evet. Onun yanında işte Bilir var. Aleksic var. Hani, yine golünü attı Aleksic. Yine ceza sahası içi koşusu. Bu sezon çok fazla gol katkısı aldı 8 numaralardan. Yine benzer. Orada sürekli penaltı noktasını orada. Ama Başakşehir'de işte böyle biraz daha geriye doğru gittikçe oyuncu kalitesi sanki takımın ileri ucuyla gerisi arasında biraz fark var gibi. Bekler zaman zaman kale Başakşehir'i eğer hani şampiyonluk yarışından edecekse o tarz bir durum edebilir kaliteyle alakalı olarak. Kale sanki orada en büyük problem. Hadi bekler o kadar hata yapıyor mu? Emre Ali Şahiner yaptı evet ilk golde hata ama performansı bu sezon bence üst düzey Emre Ali Şahin izlediğim maçlarda. Ömer Ali kaç kere bek oynadı? Çok oynadı mı bek bu sezon? Başakşehir'de mi? Başakşehir'de. Valla Şener'in sakatlığı var herhalde alternatif olarak. Gerçi dün yedek kulübesindeymiş. Kayseri de yedek kulübesinde ama. Aynen yani Şener yedek kulübesinde, Kayseri yedek kulübesinde. Oynattı ama. Sol bek öyle. Orada da. Sol bekte de Hasan Ali oynadı Lima yedek kulübesinde. Evet tam böyle bir. Tabii rotasyon yapıyor çok ama. Çok yapıyor. Çok ikna edici bir oyun. Ben pek görmedim oyuncular izlediğim Başakşehir maçlarında. Belki de o kadar büyük problem değil. Ömer Ali mesela ama. Avrupa'daki 3 grup maçının 6 grup maçının 3'ünde sağ bek oynamış. Birinde ligde. İlk 11, ikisinde oyuna sonradan girmiş. Avrupa maçlarını çünkü çok izleyemedik şeye denk geldiği ligde için. Ligde bayağıdır sağ bek.
Ömer Ali Şahiner. Son maçta neredeyse hepsinde sağ bekte değerlendirmiş onu, eğer önümdeki bilgi beni yanıltmıyorsa. Bayağı da ilk 11 çıkıp 90 dakikada sağda kalmış, evet. Ömer Ali Şahiner. Kaysara, çünkü Kaysara da sezon başı hatırla çok kolay çalımlar yiyordu bir sağ beke göre. Yani işin savunma tarafında çok felaketti. Şener zaten çok güvenilir bir oyuncu değil. Ömer Ali Şahiner hani fizik, tempo, işin savunma yönü olarak da hücum yönü olarak da orada en güvenebileceği isim şu aşamada. Dünkü puan kaybıyla birlikte Başakşehir tabii bir puan aldı. Puanı 24'e yükseltti. Artı 11 averajı var. Ligin şu anda Konya ile birlikte en az gol yiyen takımı. Gerçi Konya'nın bir maçı fazla. Maç başına vurursak Konya bu anlamda en iyisi. Galatasaray'da yine aynı puanda. 24 puanda. Averajda artı 6. 3. sırada ve haftaya tam Fenerbahçe'nin maçın berabere bitmesi isteyeceği bir karşılaşma oynanacak. Eğer berabere biter, Fenerbahçe de kazanırsa 32-25 3 maçlık bir fark olacak. Dünya Kupası arası öncesi bu iki takımla. Tabi alttan da Adana Demirspor geliyor. Eğer Adana Demirspor kazanırsa puanı 26 yapar. Kayseri çaktırmadan adeta Beşiktaş'ın önüne geçti. Trabzonspor'da tabii maç fazlasıyla Kayserispor önünde yer alıyor. Şu anda 5. Kayserispor. Sezonun hikayelerinden biri sessiz sedasız yazılıyor orada. Çok fazla eğlenmedik. Bu hafta da yine 2-1 kazanmayı başardılar. Dün belki haberi görmüşsündür. Onur Bulut'la ilgili transfer iddiaları çıkıyor. Avrupa'dan Augsburg ve Udinese'nin bir ilgisinden bahsediliyor ki sözleşmesi de bitiyormuş. Onur Bulut'un yani büyük takımlara bakınca Galatasaray'ın iki tane yabancısı var orada. Aslında yerlisi olsa çok büyük avantaj ama Dubois'ı da satma ihtimali ya da Sacha Boey'ı satabilir ama elinde bir de Dubois var. Galatasaray için direkt 11 oyuncusu olur diyemem. Fenerbahçe için bir alternatif olabilir belki Osayi ve Ferdi'nin satıldığı senaryolarda. Beşiktaş'ta Rose'nin performansı düşüyor. Şenol Güneş de eski Rose olmadığından bahsetti. Beşiktaş için bir alternatif olabilir. Trabzon yerli bulmuyor son dönemde sağ bekte. Yani dört büyüklerin de radarına girecek bir oyuncu performansı. Bu sezonda şimdiden 2 gol 2 asist yine Onur Bulut. Performansı üst düzey. Nereden geldik? Puan tablosundan geldik. Fenerbahçe rahat. Attığı gol sayısı 35. Şu anda Başakşehir'in 19, Galatasaray'ın 16 golü var. Yani iki takımın toplamı kadar Fenerbahçe tek başına gol kaydetmiş. Bu da dün sosyal medyada yazıldı. Gol konusunda sıkıntı yaşamıyor. Beşiktaş en çok gol atan ikinci takım. Şu anda 26 gole ulaştı. Adana Demirspor da üçüncü takım 24 golle yer alıyor. Hani genel liginde bir tablosuna bakayım istedim. Ve alt tarafta Sivasspor en zordaki takımlardan biri. Küme düşme altında 4 takım var. Üçünün maçı 12, Sivasspor'un 13. Orada maç fazlası var. Ve diğer bütün rakipleriyle neredeyse maç fazlası var. Küme düşme altındaki 3 maçtır kaybediyor Sivasspor. 17. basamakta. Dünya Kupası arası öncesi bayağı kötü şu anda ligdeki durumu. Ümraniye bu hafta kazandı ilk kez ama son sıradan kurtulamadı. 6 puanda. İstanbul 8 puanda. 18. Sivas 17. dedik. Hatay'da dünkü beraberlikte puanını 11 yaptı ama küme düşme hattının üzerine çıkmak için yeterli olmadı. Orada Giresun çünkü bu haftayı kazanarak geçirdiği için bir avantaj elde etmişti. Hatay normalde küme düşme hattında girmemişti haftaya ama haftayı da öyle kapattılar. Şimdi önümüzdeki hafta artık Dünya Kupası arası öncesi son maçlar olacak. O maçların da fikstürünü söyleyeyim şimdiden. Sonra reklama gideceğim. Cuma günü Alanya Spor, Adana Demirspor. Güzel bir eşleşme. İki farklı ekol diyebileceğimiz takım karşı karşıya gelecek. Aynı saatte Ankara Gücü'yle Trabzonspor oynayacak. Trabzonspor'da da dün konuşamadık ama sonda görülen iki sarı kart ve ceza duruma düşen futbolcular bayağı bir tartışma konusu almış. Ali abi gördün mü? Evet, Fenerbahçe maçını oynayabilmek için. Evet, Fenerbahçe maçı var bir sonraki. Onunla ilgili mi yoksa araya erken gitmek için yapılmış bir şey mi? Sonuçta Ankara Gücü maçı da önemli. Ankara Gücü öyle çantada keklik bir iç saha maçı da değil, bir deplasman. Sert bir atmosfer oluyor Ankara Gücü maçlarını gördük bu sezon büyük karşılaşmalarda. Hani direkt onunla mı ilgili ben çok emin olamadım açıkçası. Eğer öyleyse de ayıp etmiş. Kimler ceza durumu düştü? Bakasitas'ta Trezeguet galiba. Trezeguet. Değil mi? Doğru hatırlıyorum. Trezeguet bir hücum oyuncusu. Bir Ankara Gücü karşılaşmasını çok rahat bir şekilde sarı kart görmeden oynayabilirdi.
Tabii cezaya düşmeden. Ferdi mesela, o da ceza sınırında atıyorum. Evet. Dünkü maçta cezaya görmeden. Cezaya düşmeden oynayabilirdi. Oynanabilir. Bakasetas biraz daha agresif bir oyuncu. Zaman zaman ikili mücadelelerde sertliğini arttırıyor. Bir de ikili mücadelelerde sinirini de tutamayabiliyor. Yani Bakasetas biraz daha hatta biraz daha değil, Trezeguet'e kıyaslarsan karta çok daha yakın olan bir isim. Yani Bakasetas'ı sen ne kadar uyarsan da bir anda o siniri çok yükseğe çıktığı için her şeyi unutup kart görebilir. Onun öyle bir riski vardı ama Trezeguet'de yoktu. Tabi bunlar hep konuşuluyor işte. Ne derler? Fenerbahçe maçını oynayabilmek için yaptılar. Yaptılar da şimdi Ankara Gücü maçında da oynayamayacaklar. Yani bunda hiçbir şey yok. Bilinçli yapılsa da Trabzonspor oyunculardan zaten bir şekilde faydalanmayacak. Yani Trabzonspor'un dezavantajını aslında. Evet, Ankara Gücü maçını kazanacağının bir garantisi var mı? Yok işte. Dolayısıyla hani burada çok fazla tartışma yaratılacak bir durum yok bence. Bence yani de. Bir kararsa bu. Hani oldu ya, bir risk etmeyelim sizi. Çünkü bize Ankara Gücü maçından daha çok Fenerbahçe maçında lazımsınız. Dolayısıyla sarı kart görebilirsiniz. Mesela böyle bir karar. Ben çok şey yapmıyorum bu kararları. Hoşuma gitmiyor ama bunlar futbolun içinde var. Farz et ki öyle bir şey oldu. Tamam, o kararı verdi de o kararı verenler Ankara Gücü maçını bu iki oyuncu olmadan kazanabileceğini garanti edebilir mi? O zaman Fenerbahçe maçının yani bir tabii anlamı olmuyor. Daha da zor hale getiriyoruz. Evet. Çünkü mesela Ankara Gücü'nü kazansan 3 puan. Fenerbahçe'yi kazansan 3 puan ya da Fenerbahçe'yi kaybettin. 2 maçta 3 puan aldın. Şimdi Ankara Gücü'nü mağlup edemedin. Fenerbahçe'yi de mağlup edemedin. Böyle bir tablo da çıkabilir Trabzonspor'un önüne. O yüzden hani işte böyle bir şey yapıyorlar. Fenerbahçe maçını oynamak için oraya çok girmesine gerek yok Fenerbahçeli taraftarların. Fikstürü söylüyordum. Cumartesi günü Sivas Spor, Ümraniye Spor küme düşme hattında çok sert bir karşılaşma. 17'de Fenerbahçe, Giresun Spor. 20'de haftanın maçı Başakşehir ile Galatasaray arasında. Pazar günü de Karagümrük, Gaziantep. İstanbul Spor, Hatay Spor yine küme düşme hattında kritik bir maç. 17'de yine Kayseri, Konya güzel bir karşılaşma ve haftayı artık Beşiktaş Antalya Spor maçıyla kapatacağız. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. ...8.45 saatimiz ve dinleyicimiz var şimdi hattımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar dilerim. Ankara'dan arıyorum. İsmim Mustafa Onur, Fenerbahçe taraftarıyım. Dünkü sonuçtan memnunum takımın aldığı. Bir de yani o 10 kişi kaldıktan sonraki direnci takımın bence kazanmasında etkili oldu. Hani hakem konuşuluyor biraz, penaltı verdi verilmedi Serdar Aziz'in o topu kafaya çıktığı pozisyon için ama hani bilmiyorum ne kadar orada görüş ayrılığı olduğu herkes arasında ama yani atak oynayıp da hani faulü çok alan Fenerbahçe'ydi bence. Hani yani karşı takım biraz hani direnç gösterince Fenerbahçe itiraz ediyor bütün pozisyonlarda hakemi. Hani biz de gel geç mi diyeceğiz yani, onlar faul yapınca biz de aynı direnci gösterince karşı takımın oyuncuları biraz şey yaptı yani, aşırı tepki verdi. Ben onu anlayamadım bir tek maç içinde. Hani karşı sert olunca o da sertlikle cevap veriyor. Oyun bence öyle geçti. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Hani hakem devreye girdi girmedi. Hani siz sert başlayınca o karşı tarafta o direnci gösteremeyince zaten üste çıkıp yenebiliyor. Yani orada direnci gösterince 10 kişi kaldığı halde hani penaltı da olsa bir şekilde golü kazanmayı bildi. Maçı da kazandı. Ama yani hani şey, maç çok mu güzeldi değildi bence, çünkü çok durdu. Kalecileri de hiç 0-0 iken bir oyun oynamaya hızlı şey yapmadı, ona müdahale etmezken Altay'a sarı kart göstermesi de hakemi benim tuhafıma gitti açık konuşmak gerekirse. Hani maç 0-0 giderken hiç onların kalecisi gayet ağırdan rahat rahat oynuyordu. Hani maç 1-0'a gelince bu sefer şey yapmaya başladılar ve kendileri hani hızlı 10 kişi kalan takıma hücum etmek istediler. O da komik oluyor sonra, yalnız bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Genel olarak Fenerbahçe'den güzel oyunundan dolayı memnunum. Evet, teşekkür ediyoruz, sağ olun. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Evet, o hızlı oynama konusu Ali Şaşal'a belki bir kart gelebilirdi maçın başında. Altay'a o kartı gösterdi. Önde olan takım ya da skor lehine olan takım bunu uyguluyor. İşler değiştiğinde de aynısını karşı taraftan görüyorlar. O yüzden hani
Bence iyi de oluyor bir yandan, çünkü hani 0-0'da Sivas oyunu yavaşlattı. Bir 0 geriye düştün. Bu sefer rakibin yavaşlatmasına karşı itiraz ediyorsun. Ama işte maçın başlangıcında da aynı şeyi sen yapıyordun o zaman. Sen de baştan itibaren yapma ki rakibinden de benzer şeyi bekle, o zaman daha doğru oluyor. Şimdi başka bir konuya geçeceğim. Ali abi, derbi diyorum. Derbi zaten konuştuk da Fenerbahçe maçında da herhangi bir şey eklemeyeceğim. Dün kura çekimleri vardı Avrupa'da. Evet. Saat 14'te Şampiyonlar Ligi, 15'te Avrupa Ligi, 16'da Konferans Ligi. Tabii bizim ilgilendiren kısım Trabzonspor'un rakibini kim olacağıydı ve İsviçre'den Basel'le eşleşti temsilcimiz. İlk maçı kendi sahasında, rövanşında deplasmanda oynayacak Trabzonspor. Basel aslında İsviçre'ye damga vurmuş bir takımdı. Bundan işte 4-5 sene önceye kadar. Şimdi Sabah gazetesi mazisini arayan kulüp Basel diye bir haber paylaşmış. İsviçre Ligi'nde 20 kez şampiyonluğa ulaşmışlar. Son şampiyonlukları 2016-2017 sezonunda gelmiş. Üst üste 8. şampiyonluğuymuş o dönem. Çok büyük bir dominasyon ama gerisini pek iyi getiremediğini görüyoruz. Şu anda da ligde öyle çok iyi durumda değiller. Puan tablosunda 10 takım arasında 7.ler. Gerçi maç eksikleri var. Kazansalar 3. basamağa kadar çıkma ihtimalleri var. Ama liderin de bayağı bir gerisinde olduğunu söyleyelim. Yani kazandığı senaryoda 11 puan olacak. Şu an 14. Basel'in puan farkı. Kadro çok genç bir kadro. 23.1. Özellikle hücum hattında maksimum, ki Atam Zalai Macaristan'ın da golcüsü, bir süreden beri kadro dışıymış. Normalde en tecrübeli isim o hücumda, ama o da antrenmanlara dahi alınmıyormuş takımla. Hatta biraz araştırdım, bayağı işi mahkemeye kadar götürecekmiş Zalai cephesi. Bir haksızlık olduğunu düşünüyorlar. Neden kadro dışı kaldı da belli değilmiş gördüğüm kadarıyla. İleri attı çok genç isimlerden kurulu. Zalai sonrası en genç oyuncu da 25 yaşındaki Jean-Kevin Agustin. O da ben bilmiyordum, bir davayla gündemdeymiş son 2 sezondur. Leipzig'ten Leeds United'a gidiyor. Leeds onu satın alma opsiyonuyla kiraladığını düşünüyor. Leipzig'de satın alma zorunluluğu olarak kiraladığını düşünüyor. Hani Leipzig, ben bonservisini almak istemiyorum diyor. Leipzig'de almak zorundasın diyor. Almak zorunda oluyor Leeds. Sonra işi kasa kadar götürüyor ama aleyhine karar çıktı daha geçenlerde. Ondan sonra, bu olaylardan sonra da kariyeri bayağı sağlam düşüşteymiş bu oyuncunun. O, önceden dediğim gibi Leipzig oyuncusu, Premier League Championship görmüş bir isimdi. Şimdi kadroda öyle çok iyi bir kadro gözükmüyor Basel. Hani bizi korkutacak bir kadro yok genel olarak baktığımda. Inter'den bir kiraladıkları oyuncu var. Bu sezonun en golcü oyuncusu o. Genç bir oyuncu. 2000 doğumlu çok oyuncuları var. Başka bakıyorum notlarım arasında. 2019-2020 sezonunda yine eşleşmiş iki takım Avrupa Ligi'nde. Bir beraberliği var. Hatta dün UEFA'nın sitesi de paylaşmış. Abdülkadir Parmak fake golü var. Çok güzel uzak direğe attı. 2-2 bitiyor karşılaşma. Diğer maçı da kaybetmişiz. Hatta yine çok hatırlamıyorum ama Trabzonspor 6 maçta 5 mağlubiyet bir beraberlik almış o sezon Avrupa Ligi'nde. Grubu da Krasnodar, Hetafe ve Basel. Felaket bir tablo. Ünal Karamanlı. Dönem çok valla... Rotasyonu yapıldığı sene işte. En fazla eleştirildiği sene. Hatırladın mı rotasyonu? Abdullah Avcı'nın da mı aynı sezon eleştirilmişti? Onu tam aynı sezon bilmiyorum da Ünal Karaman çok rotasyonla oynamıştı. Kadroda bayağı aslında iyi isimler var. Hani Starrich'lar, Sörlot'lar o dönem maçların bir kısmında oynamışlar. Ama gidişat pek iyi olmamış. Yanları yok Basel'le ilgili genel olarak. Öyle çok korkutacak bir eşleşme değil. Maçlar 16-23 Şubat'ta oynanacak. Eğer turu geçerse Trabzonspor, rakibi de 24 Şubat'taki kurada belli olacak. Benim notlarım bunlar takımla ilgili. Genel olarak bu turda Trabzonspor'un öyle çok gözünü korkutacak bir ekip yoktu. Fiorentina'dan biraz çekinebilirdik. Fiorentina zaten kuraya giren, Avrupa'nın 5 büyük liginde oynayan tek takımdı. Ki Fiorentina da çok iyi bir sezon geçirmiyor. Ama onun dışındaki ekipler mütevazi ekipler. Böyle bütçeleri işte 10-15 milyon eurodan başlayıp 30-40 milyon euroya kadar giden ekipler. Basel de onlardan bir tanesi. Dediğim gibi dominasyonları bitti. Ondan sonra Zürich ve Young Boys orada etkili oldu İsviçre'de. Bu sezonda 14 lig karşılaşmasının 10'unda puan kaybetmiş bir takımdan bahsediyoruz. Sen kadronun detaylarını verdin. Tabii her şartta Trabzonspor açısından belli bir seviyede oynanması gereken oyun var. Çünkü biz bu tarz ekiplere de çok elendik. Hı hı. Bu tarz ekiplere de çok puan kaybettik.
Dolayısıyla oh Bazel çıktı, biz son 16'ya gittik diye düşünemezsin. Bununla beraber tabii şu an söyleyecek her şey erken. Çünkü daha maçın oynanmasına çok var. Takım kendini bulabilir, formu yükselebilir, direnci yükselebilir, özgüveni yükselebilir. Aynı şey Trabzonspor için de geçerli tabii. Yani Trabzonspor'a zaten az önce saydığım faktörler olursa hiçbir problem yaşamayız. Ama karşı tarafın şu anki halinden daha iyi bir durum olması gerçekleşirse, o zaman biz genelde sıkıntı yaşıyoruz kalitemize rağmen. Bireysel kalitemiz yüksek olsa da o bazı futbolun ABC'sini bizden çok daha iyi yapan böyle mütevazi dediğimiz kulüpler gördük. O yüzden hani kötü bir kura değil tabii ki, iyi bir kura, ama kalkıp da hiç kimse turu böyle çantada keklik görmesin. Dikkat etmemiz gerekir. Zaten mesela Braga ile Fiorentina'nın eşleşmesi de bence güzel oldu. Sonuçta Portekiz takımları da bize çok yaramıyor. Onlardan bir tanesi birbirini kıracak. Yani bu turda şöyle bir baktığında Lazio için Kuluca eşleşmesi olduğunu görüyorum. Orada Lazio çok büyük bir problem yaşamaz. Orada da Sarri biliyorsun sevmiyor. Avrupa Ligi, Konferans Ligi'ni, Avrupa Ligi'ni bana kalsa dedi. Başkan adına konuşuyor. Ben katılmam bile dedi Sarri Konferans Ligi'ne. O kadar böyle net bir şey dile getirdi. Hani Lazio sezon orada. Sezon bir de ilk dörde yakınlar şu anda. Yani lig çok daha önemli. En son derbiyi kazandılar. Hani Konferans Ligi'nde 3 aşağı 5 yukarı bir noktaya kadar kura şansımız devam ederse bu tarz ekiplerle oynayacağız. Zaten son 16'ya kaldım. Son 16'dan sonrası çeyrek final. Yani bir anda böyle seni de heyecanlandıracak turlar gelmeye başlıyor. Takımları heyecanlandıracak turlar gelmeye başlıyor. Bu iş biliyorsun biraz da havaya girme. Hani şu an Konferans Ligi ya işte Konferans Ligi çok da önemli değil falan diyor. Mesela Sarri. Direkt ezeli rakibi Roma geçen sene Konferans Ligi'ni aldığı zaman yarattığı atmosferi, havayı düşün. Roma'nın ilk Avrupa şampiyonluğuydu. Müthiş bir kutlama yapıldı Roma'da. Yer yerinden oynadı. Mourinho'nun gözyaşları sel. Hani sonuçta bir Avrupa Kupası kazanıyorsun. Şimdi eskiden turları geç bitmiyordu. Ya şimdi son 16'da bir takım eliyorsun, çeyrek finaldesin. Çeyrek finalden sonra artık heyecanlanıyor. Herkes heyecanlanıyor. Motivasyonu yükseliyor. Bence bu da aslında iyi bir şey. Yani 32 takımlı kupa oynamak. Böyle 48 takımlıydı daha önce, hatırla. Yani 48 takım ele ele bitmiyor. Şu an evet çok daha yakınlar final şeyine. Hele bir de işte böyle grubu lider bitirip direkt son 16'ya kaldığın zaman bayağı avantaj değil mi? Tabii muhakkak büyük avantaj. Basel'de teknik direktör kim? Onu gördün mü? Murat Yakın mı hala? Alexander Frey. O da yine, geçmiş. Murat Yakın nereye gitti? Gitti zaten o. Nerede? Milli takımda değil mi? Milli takımda galiba. Milli takımda hangi milli lazım? Frey da benim yani gençliğimin golcülerinden biriydi İsviçre milli takımının. 2013'ten bu yana o da futboldan uzaktan futbolu bıraktı. İşin sportif direktörlük ve teknik direktörlük kısmında yer alıyordu. Bu sezon başı göreve gelmiş. 28 maçta 1.61'lik bir puan ortalaması tutturmuş. Sen son yıllarda Young Boys ve Zürih'ten bahsettin. Zürih ligin son şampiyonu, fakat şu anki puan tablosunda da 10 takım arasında sonuncu. Avrupa'da oynuyorlar. Arsenal'ın grubundalardı. Ve açık ara sonuncular. Evet. Öyle böyle değil. Yani 9 puanları var. Önlerindeki 9. takımın 16 puanı var. O da ilginç. Yani şampiyon olan takım küme düşecek gibi bir durum. Zürih'i affetmeyeceğim ama. Son maçta Arsenal'la 1-0 kaybettiler. 2-0 kaybetseler kuponu tutacaktı. Ondan sonra maçı da izledim. Arsenal maçın başında daha golü attı. Ondan sonra pozisyonlar var. Ama son bölümde de Zürih az daha berabere de kalıyormuş. Yani böyle de garip bir takım. İsviçre'de sürünüyorlar. Premier Lig'in liderine gittiler. Emirates'te bence bir oranda kafada tutmuşlar. Biraz şansları var bazı pozisyonlarda. Ama affetmeyeceğim Zürih'i. O kupon yüzünden. Evet, sende anıları pek iyi değil kendilerinin. Bu arada Hakan, yayınla ilgili çok mesaj geldi bir anda. Cızırtı var, çok kopuyor. İstanbul Sancaktepe Sultanbeyli bölgesinde kesik kesik geliyor. Yayın gitti, hat koptu diye 3 mesaj üstü. Düştü. Bakalım bir gitti, problem var demek ki. Onu da iletirsek sevinirim. Araya gidiyoruz. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Barış Ertül.
9.03 saatlerimiz dinleyicimiz var yine attığımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, merhabalar. İyi yayınlar diliyorum size. Teşekkür ediyoruz. İsmim Ozan Seçkin. Turizmciyim, 40 yaşındayım. Nereden bağlandınız Ozan Bey? İstanbul'da. Peki yayın kalitesiyle ilgili bir sıkıntı var mı bulunduğunuz yerde? Var. Var mı? Geliyor. Hı-hı. Bir 10'ar 15'er saniye yayın kopuyor, ondan sonra geri geliyor. Tamam. Teşekkürler. Ben hakemlerle ilgili konuşmak istiyorum, Türk hakemlerimizle alakalı. Ve size bu konuyla alakalı yorumdan ziyade bir soru sormak istiyorum. Yorumlarınız önemli benim için, değerli. Teşekkür. Fikir değiştirebiliyor, kafa açabiliyor olumlu anlamda. O yüzden bağlanmak istedim. Size şöyle bir şey sormak istiyorum. Elinizde 20 kişilik bir hakem havuzu var. Ve ligimizi, Süper Lig'i yönetmesi için 10 adet hakem seçeceksiniz. Bu hakemlerin 5 tanesi çok yetenekli, başarılı, gördüğünü süzebilen, anlayabilen, anladınız yani, çok yetenekli hakemler. Fakat niyetleriyle alakalı şüpheleriniz var. Diğer 5 hakem de çok dürüst, gördüğünü çalan, cesur ama dağlara taşlara pozisyon süzemeyen yeteneksiz hakemler. Sorun çıkarabilecek hakemler. Siz eğer bu seçici konumda olsaydınız bu hakem grubundan hangisini seçerdiniz? Ve ona da şunu ekleyeyim. Yeteneksizleri seçip, dürüst ama yeteneksizleri seçip eğitmeyi mi tercih ederdiniz? Çok yetenekli ama konjüktüre göre hareket edebilen, işte fark etmeden bir takımı kollayabilen karakterde olan hakemleri seçip onların o huylarını mı düzeltmeye çalışırdınız? Ben bunu merak ediyorum gerçekten. Ki sizin vereceğiniz cevaba göre de, yorumlarınıza göre de bizim federasyonumuzun, işte bizim seçicilerimizin hakem seçerken neye dikkat ettiklerini merak ediyorum. Çünkü yani bunlar ayyuka çıkmasa da, söylenmese de insanlar hissediyor bazı hakemlerin yeteneksiz olduğunu, bazı hakemlerin çok yetenekli olup işte o günkü konjüktüre, baskıya, kamuoyunun kanalize olduğu tarafa göre karar verebilen hakemleri seçebiliyorlar. Bunun doğrusu hangisi? Gerçekten bunu merak ediyorum. Bunu sormak istedim size. Peki. Bu konudaki fikrinizi öğrenmek istedim. Tamam, teşekkürler. Biz de değerlendirmeye çalışalım. Vallahi çok zor bir soru şimdi dinleyicimizin sordu. Bir kere bu hakemlerin niyetlerinden gerçekten emin miyiz? Normalde ben de dürüstlüğe tabii ki önem veririm. Gördüğünü çaldığına o tarz hakemleri tercih ederim. Ama işte diğer hakemler yetenekli ama gördüğünü çalmıyor. Bunu hissiyatla olmaz yani bu tarz işler. Ben hala aynı fikirdeyim. Evet, maçlarda ben de zaman zaman hatalar görüyorum ama hiçbir zaman bir hakem işte bilerek bir tarafı kolluyor, bir tarafı itiyor diye düşünmüyorum. Ben sadece karar hatalı, yanlış üzerinden değerlendiriyorum. Çünkü elimde herhangi bir done yok. Yani bir telefon konuşması, herhangi bir şey hani tırnak içinde şike yaptığına dair herhangi bir bilgim olmadığı için ben bütün hakemleri şu aşamada masum ve iyi niyetli olarak değerlendiriyorum. Benim bakış açım bu. Ama tabii ki böyle bakabilen şu anda çok fazla insan yok. Herkes kendi takım aleyhine karar verdiğini düşünüyor. Rakiplerini işte şampiyon yapmaya çalıştığını düşünüyor. O yüzden yani işi niyet olduğu için böyle bir karar veremem. Zaten öyle niyeti bozuk biri varsa da, evet yani niyeti bozuksa gerçekten zaten hakemliğe devam etmesinin bir anlamı yok. Çünkü ne kadar yetenekli olursa olsun. Ama şu anda öyle bir durum yok. Geçen sezon MHK operasyon yaptığında da somut bir delili yoktu elinde. Zaten sonrasında geri adım atmak zorunda kaldılar. Şimdi niyetle bunu yapamazsın. Elinde kanıt varsa ancak yapabilirsin. O yüzden mevcut hakemlerin kararlarına göre, yani niyetlerine göre değil, yeteneğine göre devam etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, biraz karışık belki cevap verdim ama düşüncem bu. Bu hakem konusuyla ilgili her şey söylendi, söylenebilecek. Ama genel olarak biz seviyoruz işte tüm sezonu, her bir maçı hakem üzerinden okumayı. Sabah o yüzden biraz anlatmaya çalıştım. Yani şimdi dünkü maçtan sonra Fenerbahçeliler mutlu değil hakem yönetiminden. Ama aynı maçtan sonra direkt rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'da mutlu değil. Çıkın çıkabilirsin işin içinden. Yani burada seninle saatlerce konuşuruz da herhangi bir şey söylemeyiz. O yüzden de çok uzatmayacağım ben o konuyu. Hakemlerle alakalı olarak her yani işin son noktası hakemmiş gibi davranıyoruz. Bütün ligi, bütün sezonun gidişatını, kaderini oraya kilitliyoruz. Ve
bunu yapanlar ağırlıklı olarak fanatikler ve fanatikler de ne yazık ki gündemi belirliyor. Öyle bir durum söz konusu. Yoksa hani senin söylediklerin doğal olarak, yani hakem kötü niyetliyse dünyanın en yetenekli hakemi olsa ne yazar? Zaten ama şimdi niyetini bilmiyorsun ki, bununla ilgili somut i̇şte bir delilin bizim, var mı? Bizim en kolay yaptığımız iş sosyal hayatta da öyle, niyet okumak. Çok kolay niyet okuyor insanlar. Bu kötü niyetli. Neye göre kötü niyetli? Kime göre kötü niyetli? Öyle yaptığını biliyor musun? Hayır. Ama çok kolay niyet okunuyor. Hakemler üzerinden daha da kolay okunuyor. Dolayısıyla çok uzatılacak. Hani öyle kesin dinleyicimin istediği tarzda verilecek bir cevabı yok. Çünkü senin bugün söylediklerin yarın başka bir yerde nasıl söyleyeyim, kimse ikna etmiyor. Ne kadar doğruları söylesen de, ne kadar anlatmaya çalışsan da onu almayan bir kesim var. Yani öyle görmek isteyen bir kesim var. Öyle olmadığına inanan, sen ne söylersen söyle ikna edemeyeceğin, bakış açısını değiştiremeyeceğin bir kesim var. Yani dinleyicimiz diyor ya, sizin bazen konuştuklarınız farklılık yaratabiliyor. Evet. Farklılık yaratan zaten o düşünceyi aldıktan sonra kendini de geliştirerek devam ediyor. Ama onu böyle duvar gibi karşılayan birçok insan var. Ve o insanlar gündemi belirliyor. Onlar sosyal medyayı zaten yangın yerine çeviriyor. Sadece dünkü maçın özelinde değil, her maçta böyle yapıyorlar. Her maçta her hakem onlara karşı. Böyle bir tablo var. Şimdi bununla savaşmak da çok mümkün değil. O yüzden de bazı şeyleri akışına bırakmak gerekiyor. Biz de hani burada söylüyoruz zaten, örnekleri verdik. Jesus bu konuda çok güzel bir örnek. Trabzonspor Ahmet Ağoğlu geçenlerde açıklama yaptı. Biz bir senedir neredeyse hakemlerle ilgili herhangi bir şey söylemiyoruz. Bence en iyi yöntem bu. Hani hakemlerle ilgili bunu söyleyebilirim. Yani onu çünkü değiştiremeyeceksin. Olmuyor yani, yıllardır aynı şekilde isyan ediyorsunuz. Hakem kalitesi yükselmiyor. O başka bir problem. Evet, hakem kalitesi daha yüksek olabilir. Eğitimleri daha farklı olabilir. Eyvallah. Ama bunu çıkıp her maç sonu hakem kararı değerlendirmekle bir yere varamıyorsunuz. Orada kendi lehinize bir şey arıyorsunuz. Onu boş verin. Jesus'un yaptığı bir görmeyin. Yani kendi takımın üzerinden oku her şeyi. Batshuayi'ye işte el hareketi yap. Kafanı göster. Hakem orada itiraz edeceğine. Ya da Trabzon'un yaptığı gibi son dönemde. Hakemle ilgili herhangi bir şey konuşma. Aleyhte de olsa, lehte de olsa. Sus, yokmuş gibi davranmak bence en sağlıklısı. Ancak böyle biraz hakemleri belki mental olarak daha az baskı altına alabilirsin. Ama tabii taraftara bunu anlatabiliyor musun? Hayır. Çünkü sonuçta başkan açıklama yapmıyor. Güzel. Teknik direktörün yapmıyor ama tribün farklı. Şimdi Jesus nasıl davranıyor? Fenerbahçe taraftarının ilk yarı biterken ki inlettiği stadı yaptığı tezahürat çok farklı. Onu da maalesef değiştiremeyeceğiz gibi. Ama sonuçta en önemli adımı Jesus atıyor. Yok, Jesus orada atıyor. Jesus eğitmeye çalışıyor herkesi her konuda çünkü da. Çünkü bir de hani Jesus bu yangına şey dökse, benzin dökse ne hale gelebileceğini düşün. Çünkü dün mesela zaten Rıza Çalınbay yüzünden tribünler gergindi. Onun ortamı hazırlanmıştı. Hafta içerisinde Rıza Çalınbay açıklamalarından sonra. Ama Fenerbahçe ya da bir başka kulüp işte onun üzerine gittikçe daha da kötü oluyor ve sahadaki performans da zaten kötü yönde etkileniyor. Siz sadece hani tribünde birbirinizi doldurmuyorsunuz. Sahadaki oyuncular da o atmosferden etkilenip o sinirle beraber normalde yapabilecekleri şeyleri yapamıyorlar. Kart görüyorlar. O agresiflik oyuna yansıyor. Bir sürü şeyi var. Yan etkisi var bunun ve kötü yan etkiler. Bununla beraber işte senin söylediğin hani hakemlerle ilgili tartışmayı, yani Türk futbolunun tüm sorunu hakemler deyip onun üzerinden çevirirsen hakem camiasında da bir gelişmeyi beklemek hayalcilik oluyor. Bu kadar baskıyla beraber işte büyük takımların yaptığı baskılar, değişen MHK sayısı, değişen hakem kadrosu sayısı size ne getirdi bugüne kadar? Ne fayda sağladı? Yani dediniz ki bu MHK gidecek, bu federasyon gidecek. Tamam, arada başarısız olanlar, iyi yönetememiş olanlar mutlaka var. Ama herkesi değiştirerek geldiğiniz nokta, başladığınız noktadan çok mu uzakta? Hayır, değil. Hakemlerin performansında senin dediğin gibi bir iyiye gidiş var mı? Yok. Hatta daha kötüye bile gidebilir. Şimdi bak, iki tane hakem bıraktı. Bu sene derbilerde hakem bulmakta ne kadar zorlanıyorsun, değil mi? Evet. Volkan Bayaz sana tanıyor doğal hakem olarak. Evet. Kimse tatmin olmuyor.
Maalesef durum bu. Sana bir uzman soru sorayım. Öyle reklam arasına gideyim. Bu operasyonu yapan MHK başkanını hatırlıyor musun? Kim olduğunu, ismini, soy ismini? Yoksa unuttum. Ferhat Gündoğdu muydu? Evet. Doğru. Doğru değil mi? Evet. Çünkü o da çok göz önünde olan biri değildi. Birçok kişi de hakem camiası içinden kendisini aslında tanımıyordu. Öyle bir geldi, bir operasyon yaptı. Bir şeyleri değiştirmeye çalıştı. Başarılı olamadan sonrasında yollar ayrıldı. Belki bir daha da MHK başkanlığı için adını duymayacağız. Çünkü genelde hep benzer isimler üzerinden gidiyor MHK başkanları, yani ikinci dönemi, üçüncü dönemi, onları daha sonrasında yine görmeye devam edeceğiz gibi. 9.13 saatlerimiz. Şimdi reklama gideceğiz. Reklamdan sonra iddia bölümümüz var. Bugün Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları başlayacak. Bültendeki maçlara bakacağız. Sonrasında da Beşiktaş'la ilgili bugün gazetelerde haliyle çok fazla haber var, analiz haber var. Onların bir kısmını sizlerle paylaşıp üzerine yorumlayacağız. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia, iddia. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay, alternatif piyasaları sunar. Bitay, geleceğin yatırımı. Alternatif piyasalar bölümündeyiz. Size Bitcoin'in fiyatını aktaracağım şimdi. Bitcoin aslında dünden bu yana bayağı bir sert düşüş yaşadı. Şu anda dolar olarak söylersem 19.750 dolardan işlem görüyor. %5.26'lık bir düşüş var. Aslında bir süreden beri 20.000'in hatta 21.000'in üzerine kendini atmıştı ama sabaha karşı da 20.000'in altına sarkma oldu. Şu anda da o bölgede devam ediyor. TL olarak da fiyat 374.000. Tam olarak 374.000 lira. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay, alternatif piyasaları sundu. Bitay, geleceğin yatırımı. ...9.19 saatlerimiz ve iddia bölümündeyiz. Şimdi bugün iddiada hem Türkiye Kupası'nda karşılaşmalar var ki Türkiye Kupası maçları da bugün saat 13'te Kasımpaşa 1461 Trabzon maçıyla başlayacak. Yeni Malatyaspor, Uşakspor, Erzurumspor, Esenler, Erokspor, Alanyaspor, Sakaryaspor, Ankara Gücü, Ahmet Sportif, Adana Demirspor, Nazilli Belediyespor ve saat 21'de de Galatasaray'la Ofspor karşı karşıya gelecek. Tabii iddiada Galatasaray galibiyetine herhangi bir oran açılmamış. Onu söyleyeyim. MBSS'i de 3. Ofspor'un beraberliği alması 12.50, galibiyeti de 26.50 olarak değerlendirilmiş. Tabii bültende İspanya La Liga, İtalya Serie A ve Almanya Bundesliga karşılaşmaları da var. Bu 4 organizasyon Türkiye Kupası ile birlikte daha yüksek oranlarla iddiada oynanabilecek. Bu hatırlatmayı sizlere yapmış olayım. Diğer liglerdeki maçlarda da Barcelona dün Real Madrid'in Vallecano'ya kaybetmesiyle birlikte liderlik koltuğunu temelli aldı. Geçici diyebilirdik maç fazlasıyla ama şu an temelli oturuyorlar. Bugün Osasuna deplasmanındalar. 23.30 maçın Türkiye'deki başlama saati, bayağı bir geç. İzleyen olur mu bilemiyorum ama önemli bir karşılaşma. Real'le şimdi psikolojik olarak da bir üstünlüğü ele geçirdiler. Gerçi dün United'da Avrupa Ligi'nde eşleştiler. Biz seninle Şampiyonlar Ligi eşleşmesinde buradaydık. Ben bayağı sonra gördüm. Akşam böyle 6-7 gibi Twitter'a girdim. Bir baktım. Olabilecek en zor eşleşme olmuş orada. Hoşuma da gitti. Barcelona, Manchester United, Ronaldo bir tarafta. Casemiro bir eski Real Madrid'li. Barcelona'ya karşı oynayacaklar. Hikayesi güzel bir karşılaşma olacak. Nereden bağladım? Barcelona maçından bağladım. Osasuna deplasmanında. Bugün onlar da 3 puan arayacaklar. Var mı eşleşmeyle ilgili? Hadi maçı çok sormayayım da. Bence Barcelona bu maçı handikaplı kazanır. Hı hı. İddia bölümündeyken söyleyeyim. Napoli aynı şekilde. Napoli'de Empoli'yi konuk edecek. 20.30'da karşılaşma Bayern bu arada. Bayern Münih de aynı şekilde. Bayern Münih de bakalım. Werder Bremen. Werder Bremen de 22.30 o maçın da başlama saati. Werder Bremen kötü bir sezon geçirmiyor ama Bayern Münih kendini buldu. Şimdi liderler. Bundan sonra da farkı açarlar. Choupo-Moting orada şov yapıyor gibi okuduğum kadarıyla. Maçları izlemiyorum ama üst üste bayağı bir karşılaşma. Goller atıyor diyorsun. Gol atıyor. Fena da goller atmıyor. Gördüm. Sözleşmesi de bitiyormuş. Ama uzatmaya çalışıyor Bayern'de. Lewandowski ile çalıştı yıllarca. Bir şeyler geçmiştir. Şeyler kapmıştır idmanda. Moting'e. Barcelona-Manchester United eşleşmesi tabii kendi içinde
bazı trajikomik durumları da ortaya çıkartıyor. Yani bu iki takım Şampiyonlar Ligi finalinde oynamış iki takım. İşte o Messi'nin kafayla attığı 2-0. Arka golü hatırlar. 2-0 mıydı o maç? 2-0 ve 3-1 galiba. İki kez eşleşti. Ha, doğru, bir de David Villa'nın da gol attığı maç vardı. Evet. Dolayısıyla hani 2010'ların işte başlangıcı, bir de 2000 o 10 yıllık dönemin sonunda karşı karşıya gelen iki ekip şimdi artık UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan iki takım haline geldi. Normalde Barcelona için böyle bir şey düşünmezsin ama işte Messi sonrası dönemde bunlar olabilir Barcelona açısından. Bir de Xavi de diyor bizde şans da yok diyor. Hani gidiyorsun şimdi hakikaten. Inter'i, Bayern Münih'i seçiyorsun Şampiyonlar Ligi'nde. Evet, burada da. Burada da hemen United'ı seçiyorsun. United'ı seçiyorsun. Hani kupayı alacağız derlerken gittiler, çok zor bir takımla karşı karşıya geldiler. Yani şey United için de geçerli. Onlar açısından da işte hafta sonu mağlubiyet geldi. Zaten Ronaldo kriziyle boğuştular. Oyun olarak bir türlü istenilen seviyeye çıkamadılar. Şimdi Avrupa Kupası bir ilaç olabilirdi. Nasıl Mourinho döneminde olmuştu. Ama şimdi olmadı. Kim favori sence? Bence Barcelona çok, favori. Çok şey değişir Mert. Ya Barcelona Avrupa'da evet kötü ama ligde bayağı bir istikrarlılar. Avrupa'da da biraz şanssızlardı. Tabii değişir 3 ayda. Daha 3 ayda çok şey değişir. Değişir. Şu aşamada katılıyorum sana. United öyle çok göz korkutmuyor yani bu haftada. Aston Villa. Şimdi Barcelona ligde liderliğe yükseldi. Ligde kaç puan farkla liderliğe yükseldi? 2 puan farkla. 2'dir herhalde şu an. 34'de 32 olması lazım. Bir bak istersen, ben bakmadım. Tamam, bakayım hemen. 34'de 32 puanlar. Evet. Ancak Real Madrid'e kaybeden bir takım var. El Clasico'yu kaybeden Barcelona, El Clasico'dan 3-4 hafta sonra liderliği aldı. O yüzden zaten bugün Osasuna karşısında bence moralli çıkarlar. Ki Osasuna da ligde bu arada iyi 5. sırada 23 puanı var. Evet. Az gol yemişler onlar da. Az gol atıp az gol yiyen bir takım. Barcelona'da ya 4 ya 5 gol yedi. 4 gol yemiş 13 maçta. 31 gol atmış. Real'le aynı gol sayısı, yedikler arasında da 9 fark var. Evet. Barcelona daha iyi averajda. Ama hani United Barcelona eşleşmesi o bakımdan, hani geçmişlerini düşününce Avrupa Ligi'nde hemen eşleşmeleri, normalde Avrupa Ligi finali Manchester United Barcelona olsa hiç kimse şaşırmaz. Hiç kimse şaşırmaz. Yok. Normal dersin ama biri kırılacak, ama bu da Avrupa Ligi'nde olan takımlar için iyi. Tabii iki güçlü rakipten biri yolla devam edecek, biri elenecek. Aynen öyle. Devam edenler için iyi. United'da bir de son dönemde bir oyuncu var, Garnacho. Forma şansı buluyor. Ben tanıdığım bir oyuncu değildi açıkçası. 2004 doğumlu. Geçen de gol atan sevinci yapan. Evet, Ronaldo yeni mi o sevince geçti? Ben onu da kaçırdım. Yeni geçti. O da gol attıktan sonra Ronaldo ile konuştu. İzin istedi. Aynı sevinci yaptı. Ondan sonra aynı sevinci yaptı. Ronaldo da tamam hadi yap. Tamam hadi. Çoluk çocuk her şeyi taklit etmekten sıkılmadı. Tamam hadi onu da yap. Ama akım başlatıyor Ronaldo da yani. O diğer sevinç zaten. Ya adam ikon. İkon. Bu da yeni bir akım başlatacak. United'ın işi bayağı zor. Onlar da son maçta Van de Beek'i oynatmış. Orta sahada o eleştiri konusu olmuş. Orta saha tercih olarak son dönemde hiç adını bile unuttuğumuz bir oyuncu haline gelmişti United'da. Ki Ten Hag'ın da favori oyuncularından biriydi. Tabii Ajax döneminde. Ajax'ta. İyi oyuncularından da ama o eleştirilmiş. United'ın işi vallahi çok zor Ten Hag'la. Şimdi Ali abi, Beşiktaş'a dönüş yapayım. Beşiktaş'la ilgili bugün çok haber var dedik. Önce resmi haberden başlayayım. Diğer dedikodu kısmına sonra geçeyim. Resmi haber şu, çok fazla sakatlık var Beşiktaş'ta. Gezal Amerika'da ameliyat oldu. Ayak parmağındaki yaralanma nedeniyle Beşiktaş'ın doktoru da ameliyata dahil olmuş. Masuaku'da ödem var. Joseph'te eklem içi sıvı artışı var. Rozier'de, Adele'de gerilme ve ödem var. Berkay Vardal'da da son dönemde hiç süre almadı ama idmanda o da sakatlanmış. Sol uyluk iç Adele grubunda tendinit saptanmış ve bu oyuncuların hiçbiri bu kalan iki karşılaşmada forma giyemeyecek. Yani sol bek, sağ beki değişmek zorunda Beşiktaş'ın. Eldeki isimlerden Umut Meraş ve Tayfur Bingöl en doğal adaylar. İki maç için Antalya Spor hafta sonu serik maçı da yarın oynanacak. Gezal'in zaten olmaması normaldi. Joseph de bu sakatlıklara eklendi. Bu kadar üst üste sakatlık, eminim Valen İsmail'in sezon başı yaptırdığı kampa bağlanacak ki aşağı yukarı da benzer şeyler herhalde söylenmiştir. Şimdi gazetelerde yok gerçi ama birkaç güne bu tarz haberleri de okuruz Beşiktaş'ta. Bir etkisi var mıdır? Bazı dönemlerde, bazı takımlarda evet bu tarz şeyler oluyor. Mesela bu sezon Liverpool'da da
hatırladığım kadarıyla çok fazla sakatlık oldu. Tempo hep yüksek Liverpool'da. Mesela Bayern İspanya takımı çok çalıştırması da çok anormal bir şey değil. Bunlar futbolda olan şeyler ama bizde nedense işte çok yoğun kamp dönemi geçirdi. O yüzden sakatlıklar geliyor. Bu bir problem mi sence? Bir teknik direktör zafiyeti mi var? Biraz mesela takıma bakıp tempoyu düşürmesi gerekir diyebilir misin? O verilere hakim değiliz. Çok fazla biliyorsun veri üzerinden değerlendirme yapıyor teknik adamlar. Ama ben bu devirde işte Valerian İsmail gibi üst seviyede futbol oynamış, bir şekilde İngiltere'de çalışmış bir teknik adamın ekibiyle beraber çok büyük hatalar yapacağını düşünmüyorum antrenman sisteminde. Aynı şey Türk hocalar için de geçerli. Yani bugün Beşiktaş'tan ayrılan bir Türk hoca olsaydı ve arkasından bu tarz sakatlıklar yaşansaydı da benzer şeyi söylerdim. Çünkü hani okuduğumuz bazı farklı sistem deneyen takımlar ve hocaların dışında belli bir standart var antrenman programıyla alakalı olarak, kondisyon programlarıyla alakalı olarak. O yüzden de işte geldi öyle antrenmanlar yaptırdı ki takım dağıldı gitti. Ya takım dağıldı gitti de haftada bir maç oynuyorsun. Hani Beşiktaş Avrupa kupaları oynamadı. Şu ana kadar herhangi bir kupa karşılaşması oynamadı. Epi topu ligde karşılaşma oynadı. Bu da haftada bir oynadı. Dolayısıyla hani direkt olarak bir önceki teknik direktöre bağlamak şu an işte yaşanan durum için bir kılıf uydurmak anlamına geliyor. Dün bunu biraz anlatmaya çalıştım. Beşiktaş'ın ve Beşiktaşlı taraftarların bundan bir an önce sıyrılması ve önlerine bakması gerekiyor. Gezel'in sakatlığının arasında dönüp oynamaya çalıştığını unutmayalım. Evet. Bu her zaman için tam hazır olmadan sonuçta Gezel'le alakalı bir beklenti vardı. Hangi maçta oynadı? Fenerbahçe mi Trabzon mu? İlk yarısında sakatlık çıktı. Maçında. Fenerbahçe maçının son bölümünde güzel. Hatta Gezel oyuna girdikten sonra oyun değişti demiştik. Evet orada oynadı ama hatırla. İlk 11 başladığı maçta sakatlandı. Biliyorum galiba. Ama işte yani erken bir dönüş. Ondan sonra devam etmeye çalışma. Belli ki tam olarak Gezel'in sağlık durumu ona elverişli değil. Masuaku, Rozier tam olarak detayları bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. Beşiktaş bundan sıyrılacak. Beşiktaş önüne bakacak. Bunlar futbolda her takımın başına gelebilen her takımın karşılaştığı zorluklar. Sonuçta o yüzden geniş kadrolar kuruluyor. Artık Şenol Güneş de bu iki karşılaşmada elinde kalan oyunculardan performans almaya bakacak. Dolayısıyla Valerian İsmail üzerinden okumuyorum. Başka bir hoca olsa onun üzerinden de okumazdım. Artık biraz bu şey işlerini geçelim. Yani 1980 model habercilik, 1980 model yorum oluyor bunlar. Basit kalıyor. Pek doğru olmuyor. Eğer Valerian İsmail gitmeseydi Ümraniye'nin çimleri diyeceklerdi. Ümraniye'nin çimleri demeselerdi işte antrenman metodu diyeceklerdi. Bunları diyorlar. Utanmıyorlar da. Onu da söyleyeyim. Yani her teknik adam için aynı şey yapılıyor. Takımdan da bağımsız. Yani bir takımda ne zaman 3-5 tane üst üste sakat olsa aynı haber yapılıyor. Ya siz sıkılmadınız mı okurken? Gündeme getirilirken siz sıkılmadınız mı? Ben sıkıldım kendi adıma. Bu haberleri işte Ümraniye çimleri kontrol edilecek. Zemin yenilenecek. Ondan sonra antrenman programı zaten hatalıydı. O yüzden böyle oluyor. Yani hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Siz her şeyi biliyorsunuz. Ondan sonra da böyle şeyler yapılıyor. Masuaku ve Berkay ile ilgili Hürriyet'te bir ay olmayacak demişler. Gezal için iki ay sahalardan uzak kalacağı söylenmiş. Rose ve Joseph ile ilgili onların da bu iki karşılaşmada yine forma giyemeyecekleri, Dünya Kupası arasıyla birlikte dönecekleri söylenmiş. Bu arada Avrupa'daki haberleri de takip ediyorum. Bu kamp programları yapılıyor. Orada da genel olarak bir 10 günlük ara klasik. Her takım bu pazar günü işte maçlar bitecek. Sonrasında takımlar futbolculara 10'ar günlük izin verecekler. Sonrasında kamp programı, kamp etabı başlayacak. Ama haber doğruysa eğer Masuaku ve Berkay da o kampın büyük bölümünde diyeyim takımla birlikte olamayacaklar. Herhalde ikinci etabı olur kampların ya da son bölümü diyelim. Orada Masuaku ve Berkay'ın dönmesi bekleniyor. Gezal oraya bile yetişemeyecek. Şimdi bu sakatlıklar bir Avrupa maceran olur. Avrupa macerası tam lige denk gelir. Aradadır. Çünkü bu sene Avrupa oynayan takımlar iki hafta üst üste oynadılar. Tabii. Arada boşluk yoktu. Oraya denk gelir. O zaman dersin ki eyvah. Ama şimdi Beşiktaş için öyle bir durum yok. Yani Beşiktaş'ta bu kadar geniş kadroyu, bu kadar kaliteli kadroyu olası böyle durumlar için kurdu. O yüzden de bahane üretmeyeceksin. Yani ben bazı şeyleri artık büyük takımlar için
aşılması gereken noktalar olarak görüyorum. Çok kolay hemen yani onu işte eyvah 5 tane olsun ne yapalım, sakatlık da olabilir, ceza da olabilir. Onun yerine olan oyuncudan performans alabilecek misin? Onun katkısı ne seviyede olacak onu göreceğiz. Şimdi yani kızmasın gücenmesin ama Umut Meraş da her karşılaşmada gene sakatlanmaya. Bu maçta da evet. Yine sakatlanmaya. Evet aynen. Ya ilk kez 11'e çıkmışsın Beşiktaş'ta, ilk kez 11'e çıkmışsın sakatlanıyorsun. İnsaf ya. Kronik herhalde onun bir sıkıntısı olmaya başladı yani. Futbolda bazen oluyor işte Wilshere, ne bileyim Gökhan Zan, sen geçen kendin üzerinden bir espri yapmıştın. Bu tarz futbolcular var. Umut Meraş da oraya doğru gidiyor çaktırmadan. Çok fazla süre almadığı ama için belki. Ama anlayamıyorum ben evet. De. Yani ilk kez 11'e çıktığın karşılaşmada. Hani bak onun için de geçerli söylediklerim. Senin üzerine yük binen hani Avrupa, lig, Avrupa oynamış, üst üste 4 tane 90 dakikada yüksek tempo yapmış bir oyuncu değilsin ki. Ya bir kere sana ihtiyaç duyuluyor. Tüm sezon boyunca çıkıyorsun, sakatlanıyorsun. Ya bu nasıl iş? Esas oraya bakmak lazım. Yani antrenman programından ziyade oyuncuya bakmak lazım. Ya bu oyuncu böyleyse de bak inan bana, burada da çok öyle duygusal olmaya gerek yok. Teşekkür edeceksin, yolları ayıracaksın. Bu tarz oyunculara gerek yok. Yani oynattığın zaman sakatlanıyorsa sürekli olarak teşekkür et, gönder. Yedekte eğer hiç 11'i zorlamak istemiyorsa, oralarda rahatsa, keyfi yerindeyse teşekkür et. Bakma kalitesine. Motivasyonuna bak oyuncunun. Çünkü ihtiyacın olacak ve ihtiyacın olduğu anda da baktın o çok uzak. 11 temposundan, motivasyonundan oralardan çok uzaksa çok gerek yok. Hani kadro, geniş bir kadro oluşturmak güzel. Alternatifli bir kadro oluşturmak güzel. Ama iş düştüğü anda bana o performansı verebilecek misin? Şimdi hani Tayfur çok eleştirildi. Son karşılaşmada yaptığı hareket dolayısıyla ama Tayfur sahaya çıktığı zaman o mücadelenin içinde olan bir oyuncu. Her şartta o mücadelenin içinde olan bir oyuncu ki hani şu an Beşiktaş'ın yenisi diye de herkes de her yerde kullanıyor maşallah çünkü. Anladın mı? Sol bek, sağ bek, sağ orta bek, merkez orta sağ kullanıyorlar. Kanat oynadı. Ama dört bölgede oynadı. Bir oyuncu için en kötü şey. Ya söyleyebilir misin bana mesela yurt dışında herhangi bir takımda böyle dört mevkide kullanılan bir oyuncu? Bu kadar kısa sürede bir de. Tabii yani bu normal değil bir oyuncu için. Ama ne oluyor? İşte oyuncu iyi niyetiyle mücadele ediyor. Onu görmen lazım sahada. Eğer onu göremiyorsan çok da fazla uzatmaya gerek yok bu oyuncularla. Araya gideceğim. Aradan sonra da Beşiktaş'la ilgili diğer hani o dedikodu kısmıyla ilgili bir haber var demiştim. Onu ve diğer birkaç haberim var. Öyle programı da noktalayacağız. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Milliyet Gazetesi'nden bir haberle devam edeceğim. Cengiz Malgır imzalı bir haber. Başlığı: Kartal'da grup çok, birlik yok. Siyah beyazlı futbolcuların Valerian İsmail döneminde kendi aralarında gruplaşmaya başladığı ve bu durumun takımın performansına olumsuz yansıdığı aktarıldı. Özellikle Fransızca konuşan Rozier, Enkudu ve Masuaku'nun sürekli birlikte hareket ettikleri vurgulanmış. Yakın arkadaş olan Rose ve Enkudu'nun bu sezon takıma katılan Masuaku'yu da kısa sürede yanlarına çektikleri savunulmuş. Bu futbolcuların takımla genel anlamda iletişiminin zayıf olduğu yine belirtiliyor. Ayrıca Weghorst, Dele Alli, Gedson Fernandez ve Redmond gibi yeni transferlerin ise bireysel hareket ettikleri belirlenmiş. Yıldız oyuncuların bu davranış biçimleriyle ayrı bir grup oldukları kaydedilmiş. Şenol Güneş'le derbiden sonra yaptığı açıklamada birlikte hareket edemediklerini belirterek takım ruhunu sahaya yeterince yansıtamadıklarının altını çizmişti diyerek haber devam ediyor. Bana da komik geldi, komik geldiği için paylaştım bu haberi, yoksa bunlar her takımda var. Yani tabii ki yurt dışında yaşıyorsanız Türkler de mesela Lille'de de şey mi zannediyorsunuz, hani Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Zeki Çelik birlikte değil de Fransızlarla mı takılıyorlar? Orada da birlikte takılmışlardır. Brezilyalılar Brezilyalılarla takılır. Portekizce bilenler Portekizce bilenlerle takılır. Yani bu klasik işler kötü gittiğinde bir sorun yaratmayla alakalı bir durum. Yoksa Fenerbahçe'de siz farklı mı zannediyorsunuz? Yani iyi giden takım olduğu için söylüyorsunuz. Fenerbahçe'de de durum bu. Buna, bu tarz haberlere umarım çok fazla önem vermiyorsunuzdur. Yani ben okudum ama biraz gülelim diye istedim. Ben de haberin çok gerçeği yansıttığını düşünmüyorum.
Sen de ekstra zaten gülmelerinle gerekli tepkiyi verdin. Yok hani artık ben bu haberle çok eleştirdiğim için dinleyenler üzerinden kendimi tekrar etmeyeyim istiyorum. Ama arada bu tarz haberleri hatırlatmam bence güzel oluyor. Bir farkındalık açısından da iyi. Hani dinleyenleri hep söylüyoruz. Hani bir haber neden yapılır, arkasında ne motivasyon vardır, nereye gider, kim tarafından yapılmıştır, hangi anda yapılmıştır, bunların hepsini düşünürsek biraz daha bu tarz durumları çözmek kolay oluyor. O yüzden arada söylemek iyi. Hürriyet'te bir haber, Ali Naci Küçük. Galatasaray'ın Ocak ayı çileği Cengiz Ünder, Cimbom'un en büyük kozu Igor Tudor ile milli oyuncu arasındaki gerginlik. Bu Nantes maçında 65'te oyun alıp 83'te çıkardığı karşılaşmaya vurgu yapılmış. Gerçi o maçla ilgili o dönem konuşmuştuk, belki hatırlayacaksınız. Oyuna 3 hücum oyuncusu alıyordu Tudor ve kırmızı kart görüyordu. Bu 3 hücum oyuncusundan birini çıkarmak zorundaydı. Yani ya Cengiz olacaktı ya diğer iki isim. Orada Cengiz'i tercih etti. Yoksa çok büyük bir sıkıntı yok aslında. Bu olabilecek bir durum. Normalde hani oyun 11-11 giderken çıkarmıştı falan yok. Biraz şartlar onu getirmişti. Yani bu Cengiz'e Tudor'un arasını tek başına kötü yapmaya yetecek bir olay değil bana kalırsa. Son maçta da Marsilya Lyon'u mağlup etti. İlk 11'de çıktı Cengiz Ünder sahaya. Maçın özetini izledim mi bilmiyorum. Payet'in olağanüstü bir takım arkadaşına verdiği pas var. Eğer özeti izlerseniz görmüşsünüzdür. İzlemediyseniz de. Sen öyle deyince Payet şimdi Tottenham maçında almadı ya. Evet. Oynatmış bu maçta. Ve olağanüstü bir pas. Yani çok belki ben çok etkilendim. Basit gözüken bir şey ama güzel bir pas. Onu da not olarak araya sıkıştırayım. 1-0'da kazanmayı başardılar. Galatasaray'da yerli rotasyonunu güçlendirmek için Cengiz'e gidecek. Gerçi şu anda kanatta Barış Alper'den biraz katkı alıyor. Bir beklenti oluştu. Elinde Yunus ve Kerem var. Hani çok elzem mi Cengiz Ünder? Tartışılır ama haber bu şekilde yapılmış. Bir diğer haberim programı kapatırken Gaziantep Spor değil hala. Onların bir açıklaması, evet. Erol Bulut'la ilgili. Çünkü maç sonu bir soru yöneltildi Erol Bulut'a istifa ile ilgili. Benim öyle bir düşüncem yok. Siz yönetime sorun invalinde bir cevap vermiş. Yönetim de dün bir açıklama yaptı. Sözleşmesi devam ediyor dedi. Kendisi görevinin başında. İstikrarın her zaman futbolda başarıyı getirecek en önemli unsur olduğuna inanarak hareket eden yönetim kurulumuzun futbolcularımıza ve teknik heyetimize olan güveni tamdır demiş Gaziantep. Aslında geçen sezon başını da hatırlarsam birçok fırsatı vardı elinde Gaziantep yönetiminin Erol Bulut'u göndermek için. Çok haber çıktı futbolcularla anlaşamadığı şeklinde. Yaz dönemi bir hamle bekledim. Yapmadılar. Güvendiler, devam ettiler. Hani biz burada Giresunspor'u övdük. Şu an Ümraniyespor bu anlamda iyi gidiyor. Hani kötü gidişte bile hocasına güveniyor. Gaziantep'te uç örneklerden biri olmaya doğru gidiyor. Hani şu an çok küme düşme hattıyla bir problemi yok ama çok üst seviyelerde de değiller. Şu an orta sıralarda yollarına devam ediyorlar. Bu da farklı bir bakış açısı. Son 7-8 maçta mı bir galibiyetleri var galiba, değil mi? Onların üzerine çıktı bu haberler. Gaziantep'in kötü serisi dolayısıyla. Gaziantep kulübünün tabii yaptığı açıklama güzel. Futbolda istikrarın en önemli noktalardan biri olduğunu düşünüyoruz diyorlar. 3 aşağı 5 yukarı biz de öyle düşünüyoruz. Bir de işte hani o hocayı gönderdikten sonra yerine koyabileceğin hoca daha mı iyi? Onunla daha uzun süre istikrarlı çalışabilecek misin? Sonuçta bir teknik direktör de hani kulüpte başarısızsa illa devam etmenin bir mantığı yok. Bunu da anlatıyoruz ama işte onun yerine gelecek opsiyonla uzun süre çalışabilecek misin? O opsiyon daha iyi bir opsiyon mu? Bunları da düşünmek gerekiyor. Bakalım orada nasıl tekrar, çünkü Gaziantep Erol Bulut'la beraber iyi dönemlerden sonra böyle uzun süreli kötü dönemler de geçirdi. Yani 8 maç bir galibiyet. Maç. Kötü bir seri tabii. Aynen. Konya galibiyeti 1-0 var arada sadece. Ama onun haricinde Galatasaray'a, Trabzon'a, Kasımpaşa'ya, Alanya'ya ve en son Kayseri'ye kaybettiler. Bu hafta da Dünya Kupası arası öncesi Karagümrük deplasmanında olacaklar. Dönüşte de Beşiktaş karşılaşması var. Dünya Kupası dönüşü 25 Aralık. İçeride mi? İçeride Gaziantep, Beşiktaş deplasmana gidiyor. Sonra Giresun, Başakşehir, İstanbulspor diye fikstürde gidiyor Gaziantep'in. Haberlerim benim bu kadar. Bugün paylaşacağım. Akşama ve gün içinde Türkiye Kupası karşılaşmaları var. Galatasaray'ın maçı Offspor'la 21'de. Bir önceki maç gibi bir kadro bekleniyor bugün. Salim bizim gruba yazmış, haberini yaptığımı bilmiyorum ama Seferovic, Gomis forvet attı. Mata'nın da yine 11'de olduğu, Ross'un savunmada ona Emin Bayram'ın değil Meta'nın eşlik etmesi bekleniyor.
Vallahi Galatasaray'ın da sorunlarından biri bu. Ne? O kadar sızma. Ha, sızma. Şimdi sen Metehan'a kadar söylüyorsun. Yani Salim'in haberi oydu. Salim'in haberi. Oralarda biraz Galatasaray sıkıntı yaşıyor. Okan Buruk'un işte sen dün dile getirdin. Hani Yunus'u kesme sebebinin bu takımı sızdırdı. Takımı sızdırın. Bu söylenti, bunu bilmiyoruz. Aynen. Burada yani bunu şey olarak almayın, bilgi olarak almayın. Bu bir söylenti. Ahmet Çakar galiba programda söylemiş. Ahmet Çakar söyledi. Peki değil. Tabii. Yani bu kadar 11'ine kadar Galatasaray'ın neredeyse tüm maç kadrolarının birebir doğru çıkması iyi bir şey değil Galatasaray adına. Çünkü yarın öbür gün işler biraz kötü giderse, bu kez işte zaten şu şöyle şöyle bir durum vardı, bu bununla ilgili haberler de gelir, o haberler de doğru olur. Hı hı. O da kötü. Tabii şimdi bu kadroya kadar öğreniliyorsa, evet, içerideki diğer yani gelişmeleri tartışma de çıkarsa, bir şey çıkarsa onlar da yüzüne çıkar. Ömer Bayram'ın röportajını gördün mü? Gördüm. Rabona'ya. Rabona'ya mı vermişti? Mehmet Ayan'a mı verdi? Şu evet. An oydu sanıyorum. O da mesela Oliveira ile Yunus muydu? Evet, Oliveira bir küfür ediyor. Yunus'a küfür ediyor. Ömer Bayram sinirleniyor. Kimse böyle bir şey diyemez. Diyemez diyor bir futbolcu. Okan Buruk ikisini de beraber gönderiyor. Okan Buruk sadece galiba Ömer Bayram'ı gönderiyor. Pardon, Ömer Bayram'ı gönderiyor. İkimizi de orada göndermesi gerekiyordu. Sadece beni gönderdi deyip aslında içeride yaşanan ama medyaya yansımayan bir tartışmayı da birinci ağızdan anlatmış oldu. Bunlar çok normal. Ben okuduğum zaman hani çok garip bir durum görmedim. Ama Okan Buruk'un çözümü bence pek mantıklı değilmiş orada. Tabii yani biz ama Ömer Bayram'ın ağzından dinliyoruz. Bir de belki Okan Buruk'tan da dinlemek lazım. Çünkü Ömer kendi bakış açısından anlatıyor. Mesela, biraz sert çıktım diyor. Sert çıktım tamam demiş. Belki çok daha abartılı bir tepki. İşte onu diyorum. Hani belki o, sen dedin ya bir de dinlemek lazım. Belki hakikaten öyle. Belki çok abartılı bir tepki gösterdi. Olabilir Sergio işte. Oliveira o yüzden kendi gitti sadece. Hı hı. Ama genelde ikisini birden göndermek en güzel çözüm olur. Tabii şimdi bana da anlattığı kadarıyla ben de onu beklerdim. Ama işte dün şeyi okuyorum. Akhisarsporlu futbolcular maçtan sonra açıklama yapmışlar. İşte deplasmana gittik. Dönüş yolunda yemek molası bile verdirmedi yönetim diyor. Yönetim kurulu açıklama yapıyor. Yo biz çıkmadan yemek yedik. Yolda da hatta duracaktık. Futbolcular istemedi diyor. Şimdi ben hangisine inanayım? Şimdi ikisi de birbirinden 180 derece farklı açıklamalar. O yüzden hani tek taraflı dinlemek de her zaman çok doğru olmayabiliyor. Neyse, örnek oydu. Programı da bitirdik. 9.52 saatlerimiz. Yarın önce tabii ki tahminen Galatasaray maçını konuşuruz. Gündemimizde başka konular da olur. Dolu dolu bir program yine sizleri bekliyor olacak. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sundu. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.